Hazır mısın? Evet. Gidelim karavanımızı alalım, sonra yola çıkalım bakalım. Evet, şimdi karavanımızı almaya doğru gidiyoruz. Son 38 dakikamız kalmış. Sonra karavanımızı alacağız, oradan öteye İsviçre'ye devam edeceğiz. For the caravan? Okay. This is the small one. Okay. Next. Yep. Cables. Cable. Full gas bottle. Mm-hmm. This extension cord, right? You can put it directly. Okay. Small chairs. Small. Oh. For the kids. Oh, the easier step up. Okay. Kitchen. You find some nice. It's only cold water. Okay. When showering, hot water comes. Huh? Shower. This. Hot. Okay. This one, the fryer. Fridge. Okay. You stand in automatically. Uh-huh. Here we have a front. Yeah. Heater. Heater? Yes. Doğal ışığımız da var. İmikicimiz var. Bu yukarı çıkıyor öyle. The toilet you can use. Here you can close the toilet. Oh, it's closed. Table. Table, four chairs. Okay. This is the water tank. Okay. A little bit full. Yeah. Okay. Toilet. The water. Okay. So we just put from here, right? Yes. Okay. It's the box. Okay. Evet, karavanımızı aldık. 680 kilometremiz vardı. Şu an 550'ye düşürmüşüz. Öyle gidiyoruz. Sakin sakin. Evet, Almanya'da Köln'ü az geçince durduk. Mola verdik. Bak, Alman dayım orada çekmiş tır yerine küçücük arabayı. Koca tır da böyle kenarda duruyor. Karavanlar şu bizimki. Bak, hemen de karavancılarla denk geliyoruz orada. Git bitmeyen bir boyu var. Gir oğlum. Bayağı da büyük ya. Şimdilik Volvo iyi gidiyor. Ya, acayip rampa falan çıkmadık ama muazzam bir genişliği var ya. Arabadan 30 santim iki yana da daha geniş. Kampçı amca ile teyze gidiyor. Şöyle yandan bir çekeyim. Tır kadar boyumuz var. Danaya büyük diyorduk ama tır olduk ya. Şunun bir boyutuna bak. Karavanla beraber küçük kaldı valla. Birkaç kere daha dururuz biz böyle. Dayı yol sendeydi. Sağ ol. İzin verdim. Evet, Volvo'yu biraz koşturalım şöyle. Otobana bağlanmadan önce. 2.0'lık motoruyla 2 ton yük taşıyor. 2300 kilo da kendisi var. Biraz da yükler biz falan dersek ne kadar oluyor? 4500 kilo falan. 4500 kilo ama şimdi şöyle ortalama yakıta baktığımız zaman sabahtan beri yarısında karavan vardı, yarısında yoktu. 10.3 litredeyiz şu an. Gidince bakarız bakalım. Kaç litrelik ortalama yakıtla gelmişiz. Evet arkadaşlar, her Almanya'dan geçtiğimdeki gibi bitmek bilmeyen yol çalışmaları ve sınırsız hıza sahip Almanya otobanındayız. Bekliyoruz öyle. Şu da yan kesti öyle. Onda açık açılmasını bekliyoruz. Yoksa karavan alıp götürecek onu. Sola açılmıyor. Motosikletler gelip gidiyor. Ha, bekliyoruz öyle. Ne güzel. Bekliyoruz. Biterse inşallah bu yol çalışmaları bir ara rahat rahat Almanya'da da gezebiliriz. Biz 10 dakika kadar bekledik ama karşı taraf oynamıyordu o zaman. Şu an hala oynamıyor. Yaklaşık 3-4 kilometre geldik yaklaşık. Şu an hala oynamıyor karşı taraf. Karşı taraf 20 kilometredir oynamıyor zaten. Herhalde bir 20 kilometre daha oynamayacak çünkü ileride yol yapım çalışması var. Biz akıyoruz. Şimdi başladık akmaya. İnşallah durmadan da devam ederiz.
Evet, Volvo'da şu sol altta gördüğünüz gibi 80'lik yol diyor. Karavan takık sizde diyor. Sollama yapmayın diyor. Yani tow bar takılı olduğu için, elektrikle takılı olduğu için böyle ekstradan bir tabela bilgisi veriyor. Normalde arkada karavan yokken bu tarz bir bilgi vermiyor tabii ki de. Şimdi orayı geçtik. Güzel bir ek bilgi. İkinci depomuzu başladık. Nerede, bismillah bakalım. Evet, şuradan Frankfurt'a dönelim. Frankfurt'cum geliyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yoruldun mu? Hadi geçelim bakayım karavanı, ye bir şeyler. Kasmak istiyorum şurada. Dışarıda şurada yere var orada, bak kırmızı yer var ya orada. O tarafa git Beracığım, gelme bu tarafa, o tarafa. Sen de git. Şurada bir Türk birilerini gördüm. Elimde biraz bir şeyler var, gidip vereyim. Bunlar da yemek vakti herhalde. Evet, tanıştık. İşin garip tarafı, babamların bir ileriki sokağında oturuyorlarmış Körfez'de, İzmit'te. Çok enteresan ya. Akraba çıkacaktık, biraz daha dursaydık. Çekiciler bu tarafa doğru diyordu. Çekici bu tarafa geldik. Burada çekici parkı yok ama böyle bıraktık. Zebella gibi maşallah. Tam Frankfurt'un yanındaymışız. Yolculuğu yaraladık. Bu da enteresan bir park olayı oldu ya. Yani çekicili araçlar bu tarafa diyor. Tırlar o tarafa diyor sadece. Ama tır da bırakmış buraya bizim gibi. Biz de tayları bırakmak zorunda kaldık. Bu ne lan? Legal park mı? Tek düzgün park eden adamı bağlamışlar. Burada aynı zamanda polis yeri diyor. 4-5 tane polis var orada. Frankfurt'taki mola yerimizden kalkıyoruz. 45 dakikalık bir mola verdik. Yememizi yedik. İhtiyaç molası oldu. Devam. Şimdi yolumuz, bitmeyen yolumuz. 443 km kalmış. Evden oraya toplamda 850 idi sanırım. Öyle bir şey. Hadi bakalım, bismillah. Bir kahve molasına durduk. Benzinimizi aldık. Yani durmuşken alalım dedik. Yoksa benzin biraz var aslında ama öyle. Saat oldu 18.38. Varışımız gösteriyor 9.30. Varış gitgide uzadı. Ya yollarda 90'la gidince yol bitmiyor ya. Vallahi. Hadi bakalım, yola devam. Thank you very much. Have a great day. Evet arkadaşlar, İsviçre'ye girdik. Villetimizi aldık. Görüyorsunuz şurada. Bir tane de karavana verdiler. Dediler ki iki tane alman gerekiyor. 80 frank toplamda. Karavan için olanı karavana taktılar. Yani ekstradan şey yapamıyoruz ona. Arabaya takamıyoruz. İleride başka karavanla gelirsek o karavana da almamız gerekiyor. Bu da bir senelik. 40 frank araba için. 40 frank öbürü için. Adama hediyemiz oldu. Yani daha sonra buraya kiralarsa işte bizim şeyimizde nedir o, karavanımızda vinlet var diye rahat rahat kiralayabilecek. Şimdi biraz benzin alacağız yine. 3. 4. 5. benzin bilmiyorum, alıyoruz işte. Haberi alıyoruz. Dana ya, dana gibi içiyor. Havalı kelden, benzinli şelden öyle bir şey vardı. Hadi bakalım. Evet, benzinimizi aldık. Yola devam. Akşam saat 20:40 şu an. The next day. Evet arkadaşlar, dün gece saat 10'u çeyrek gece geldik. İlk çıktığımızda saat 6'da gideriz diyordu. Tabii bayağı bir mola verdik falan filan ama sağ taraftan kamyonlarla aynı hızda gitmek tabii bayağı bir geciktiriyor her şeyi. Neyse, geldik sağ salim, sıkıntısız. Buranın sahibiyle görüşmüştüm, yani yönetimle. Sonra aradım gece tekrar. Sana yan tarafa park et, biz sabah gelince bakarız işlemlere dedi. Ama biz bu akşam kalmayacağız zaten burada. Sadece dün gece kalacaktık ki elektrik falan filan lazımdı, onu bağlayacaktık. Bizim yan tarafta elektrik soketi var, oraya bağlayabilirsin dedi hemen tuvaletlerin yanında. Evet, soket var, 3 tane soket var. Çok güzel ama İsviçre'ninki Avrupa soketlerine uymuyor maalesef. O yüzden hiçbir şey kullanmadık, sadece tuvaletleri kullandık burada. Ama
kalacak bir yerimiz olmuş oldu. Arabayı park ettik. Birazdan gelecekler. Soracağım sadece park parası ne kadar verelim diye. Belki bir şey istemezler, belki bir şey isterler, bilmiyorum. Ondan sonra arabayı şuraya bir yere bırakıp karavanın kendisini söyleyeceğim. Yani müsait bir yere bırakalım diye, her taraf boş zaten. Onu bırakıp şöyle Volvo ile biraz yukarılara, dağlara çıkıp aşağıdaki çok güzel göl manzarasını görmek istiyoruz. Şöyle Alpleri de şu arka tarafta göstereyim. Vallahi çok güzel görünüyor her yer. Rüya gibi, şaka gibi yerler. Evet, Bera uyandı. Beracığım günaydın. Nasıl geçti? Karavan hayatı nasıl? Güzel mi? Rahat uyudun. Yağmur yağıyordu gece. Şıkır 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 sesleri duydun mu? Benim bu ses yapıyor. Yağmur yapıyor. Kim yapacak? Bak, dün akşam görmemiştin. Nasıl karlı dağlar görünüyor. Uzağa doğru bak. Bu tarafa falan. Karanlıkta gelmiştik gece. Sen bir tuvalete git gel. Sonra şu tarafta bir trekking yolu var. Şöyle şey, bir yürüme yolu var. Biraz yürüyelim de gölün etrafını gezdireyim sana. Bakalım şimdi kaç adım yürümüşüm. Kaç adım? 6 adım. Onu da yeni harekete başladın. Sonra şey yaparız. Bakarsın. Günün sonunda bak kaç adım olduğunu. Tamam mı? Bugün 10 bin adım yapıyor muyuz? Belki. Hadi bakalım. Dünden beri oturuyoruz ya. Azıcık yürüyelim artık. Ha? Evet. Sen bir tuvalete git gel. Dün ben normalde 1900 adım yapmıştım. Dün 1900 adım yapmış be. Çocuklar için oynama yerleri falan filan da var tabii. Normal kamping alanı. Ben burada bekliyorum. Sen git de gel. Ama yağmurlu tabii, ıslak. Şurada tepede bir otel var. Onun o tarafa doğru naviyi ayarlayıp da yukarıdaki köylerin oraya çıkmam lazım. Çakır sayfanın orası. Oradan aşağı doğru bir bakarız bakalım. Evet, saat 7.30. Çıktık uşaklarla. Biraz yürüyeceğiz. Annemiz bir şeyler hazırlıyor. Her zamanki gibi. Kadınların şeylesi var değil mi? Neyse. Baba. Şu an bir yer açık değil de. Ne? Şöyle manzara eşliğinde yürüyeceğiz. Gölün oraya doğru gidelim. Ben sabah bunlar uyurken gittim. 5.30'da bir yürüdüm. Şimdi bunlarla beraber yürüyeceğiz. Önce keşif yapıyorum. Bugün de şu önümüzdeki dağın arkasına gideceğiz. Orada güzel bir kule gibi bir şey var. Bu dağın öbür tarafı da bir göl. Yukarıdan oraya bir bakacağız. Ondan sonra karavanı şurada bırakıp biraz Volvo ile bu gölün etrafında gezelim. Öğlene doğru da İtalya'ya doğru yola çıkacağız. Lake Como'ya gideceğiz. Sonraki durağımız Lake Como'da. Orada bir alanda. Burada böyle futbol alanları falan var. Yüzme yerleri var. Yüzme havuzu falan var. Çocuklar için aktiviteler var. Tenis sahası falan var. Var oldu var. Bayağı bir şeyler yapmışlar. Bak. Abi bu. Kumsal voleybolu. Orada yalnız çiçek var. Evet, çiçekler var ya, bir sürü. Yani bizim karavan şurada. Şu an Swiss Alplere doğru bakıyoruz. Yani İsviçre Alplerine bol bol karlı dağlar var. Hadi devam. Baba biz şu an futbolun yönüne geldik. Oradan bakmıştık ya. Evet. Bir erkek bir dişi ördük. Baba biz toplamaya çıkmış. Gel gel. Evet. Haritada gördük. Kapat kafanı. Bir dişi o baba. Evet, benim onun düz çimen seviyormuş böyle. Spor yapıyorlar diyor. Aa baba, park var, lütfen oraya gidebiliriz. Parka lütfen gidebilirsin ama ıslak. Böyle toton ıslak olur kızım. Tamam, bir bak. Sabaha kadar yağmur yağdı. Ne bekliyorsun parktan? Islaklık bekliyorsun tabii. Ördekler bize geliyor. Evet, insanlar spor yapıyor. Şuraya çıkmak, yürümek ister misiniz? Good morning. Şuraya yürümek ister misiniz? Ama atlamayacağız suya. Gelin yürüyelim. Hayır. Ayağımız çok ıslanmasın ama. Kaldır ayaklarını böyle. Kaldıra kaldıra git. Böyle kaldıra kaldıra. Evet, sen de yürü. Ayağını kaldır. Dikkat edin. Çok yaklaşmanıza gerek yok kenara. Tamam, az uzak dur kızım. Ayağın birbirine takılır bak, bir anda düşer. Diplomak istiyorum, yüzmek istiyorum. Yüzmeyi öğrendiler ya yüzme okulunda. Şimdi diplomak istiyorum, yüzmek istiyorum. Yüzme okulu gibi değil. Burası lake. Aha, Sakarmeke. Dur, az uzak durun. Tamam.
Tamam Belacığım, tamam. Abartma. Arkaya bakıyor, kaçıyor. Bak bak, ay ay ay. Kaç kaç kaç. Belacığım bak, yan tarafta yumurtaları var. Bera. Bir bana bak. Bak yumurtaları var orada. Korkuyor. Uzak durun diyor. Gel. Gel. Bak yumurtaları var orada. Bize kızıyor. Niye geldiniz diye. Bak şimdi. O gelecek gerisi geri yumurtalarının yanına. Gördün mü yumurtalarını? Gidin diyor. Çıkın gidin diyor. Gelin yavaş yavaş geri gidelim, korkmasın. Gel bu tarafa, bu tarafa. Geri kızım, bu tarafa. Bana bakarak gelin. Ha, onun eşi de geliyor büyük ihtimalle. Oradan kıza kıza. Önüne bak, önüne bak. Ördek, ördek. Tamam, önüne bak. Ördeki korkutmayı seviyorum ben. Hayır, korkutma. Çimende öyle yürüme kızım, çok ıslak. Ayağınızı kaldır, kaldır ayağını, kaldır ayağını. Islanacak ayağınız yoksa. Tamam, Erva bekle, bekle. Şöyle yürüyelim, yürüyüş yoluna yürüyelim. Hadi biraz. Evet, sadece 3-4 dakikalık yürüme mesafesinde. Yani arabayı park ettiğimiz yere şöyle manzaralı bir yere gelebiliyoruz. Çok güzel ya. Baba bir şey gördüm orada. Oradan başka ördek yavrum. Korkutma. Belki altında yumurtalar vardır. Ya da uyumak istiyorlardır. Çok sessiz. Orada bir şey mi var? Bir şey söyleyebilir miyim? Yok bir şey yok. Bak şimdi. Oradaki uzaktaki dağda gibi görünüyor, biliyor musun? Ne gibi görünüyor? Mount Fuji gibi. Ha, Fuji dağı gibi görünüyor diye beraber. Bir tane gördüm bir seferde. Evet. Çok güzel be. Baba hadi gidelim, yürüyelim. Yürüyelim, evet. Ya elimden tutacağım. Tut, gel. Ne yapayım Meryem? Önüne geçtik. Sosuna indiyorsan ki. Ayaklarını kaldırman lazım, öyle koşulur mu lan? Şener Şen gibi koşman lazım. Luzerna Gölü. Şu an Luzern'deyiz. Onu söylemiş miydim ya? Söylememiş olabilirim. Söylemiş olalım. Yani bizimkiler tabelayı inceliyor. Neler var diye. Baba, baba. Annem benim saatim gibi geliyor. Evet, güzel bir saat var orada. Benim kızım çiçek topluyor. Evet, orada saat var. Tamam kızım, çok koparma. Koparma günleri dolumda kalsın. Orada saat var, bende de saat var. Beni yaktın, bir de bülbül yanmasın. Nasıl mı? Midem bulanır da işte. Kötü mü kokuyor? Bilmem. Anneye götürürsün. Çiçekler açsın. Böcekler olsun. Kırlarda sevgililer el ele olsun. Ben razıyım. Yeter ki sen gel. İsterse her gün yağmur yaz. Ben orada bu hızda yüzebilirim. Kızım oraya değil, oraya değil, oraya değil. Bak köprüye, köprüye yukarı. Ha. Dikkatli. Hıp hızlı akan nehrin kenarına çıkıyor bir de Allah'ım yarabbim. Şey, yavrum. Nefesim aslında o taraftan gidiyor. Nefesim derin alıp da şey yapacağım. Altından yüzeceğim. He, altından yüzeceğim. Yavrum bu havuzda yüzmeye benzemez. Öyle nefesimi derin alacağım. Nefesini şurada derin alırsın. Ta şuradan çıkarsın. Anladın mı? Kafayı yukarı kaldırana kadar 10 metre ileridesin. Öyle havuzda yüzmeye benzemez. Nehirde yüzmek. At. At. Oradan at. Buradan görelim. At. At. Sonra bu tarafa gel. At. Sonra bu tarafa koş. Hayır. At. Çok yazık. Çok yazık.
Evet. Bakın balıklar göreceğiz mi? Bak göremez yani, bu debisi bayağı yüksek. Belcim buna debi deniyor. Şeyin birim saniyede akış hızı nehirin. Böyle sana hiç kullanmayacağın gereksiz bir bilgi de vereyim. Yaklaşık gel bu tarafta görebilirsin bak. Bu tarafta az su var, orası derin. Köyün içine doğru gidelim. Çok güzel ya. Evet, Berat saldı gidiyor boşa. Şu an rastgele bir köye geldik. Bilmiyorum ben de. Şöyle klasik İsviçre evleri, çatıları bayağı önden yanlardan dışarı doğru çıkık. Mesaj geldi karavandan. Yemek hazırmış. Hadi gidelim. Birazdan tabii ki buraları ve daha güzel yerleri hanımla gezeceğiz. Şimdi yemeğe mahkum etmedik tabii ki hanımla. Ben çocuklar ona bela yapmasın diyorum, çocukları gezdiriyorum. Tabii ki burada işe yarıyorum şu an. Acayip işe yarıyor. Ha. O da bir iş. Burada minicik bungalovlar da varmış kalabileceğiniz. Kamp alanı bayağı büyük yalnız. Gördüğünüz alan hep kamp alanı. Evet, şimdi kamp yerinde su doldurma yerine gidiyorum. Depoları dolduracağım. Ondan sonra buradan çıkış yapıp karavanı bir yere park edip ondan sonra dağlara doğru çıkacağız hep beraber. Evet, içerideyim. Karavanın sularını dolduruyorum buradan. Çamaşır yıkama yeri var böyle. Böyle normal dışarısı, kapı falan yok. Böyle bu ne lan? Onun tuvaleti niye böyle yaptınız? Diğerden ışıklı mışıklı bir şeyler var herhalde. Yok, ışıklı değilmiş. Petekmiş. Niye? Burada niye tuvalet var acaba? Çok merak ettim. Neyse. Ben de taşıma su ile değirmen döndürüyorum. Şeyde hortum yokmuş bunda. İnsan buna bir hortum bağlar da kenara koyar. Değil mi? Mesela mantıklı olabilirdi yani. Adam tık tık rahat rahat doldurabilirdi şeyini. Biz geçici olduğumuz için böyledir. Belki öbür taraflarda vardır zaten. Onu da bilmiyorum. Akşam giremediğimiz için içeriye normal şekilde. Bugün sularımızı doldurup gideceğiz. Suyumuzu aldık. Şöyle kampın içinden geçip çıkacağım. Ondan sonra arabayı bırakacağım. Dağlarda dolanacağız 2 saat kadar buralarda. Sonraki istasyonumuz, durağımız Lake Como. İtalya'ya Como Gölü'ne gitmiş olacağız işte ondan sonra. Oldukça sessiz sakin buralar. Bir sürü karavan var. Belli ki millet uyuyor. Henüz. Kimisi kahvaltısını yapıyor. Şurada sol tarafta görüyorum. Evet. Ablamız bize açacak şimdi orayı. Çıkacağız. Biz içeri girebilseymişiz mesela, burada rahat rahat doldurabilirmişiz. Şöyle. Görürse bizi. Burada kamera var ama gittim içeride muhabbet ediyorlar, görmüyorlar. Neyse, açtılar şimdi. Lan aşağı kapanıyoruz daha. Otomatik tabi. Belli bir zaman geçmeyince kapanıyoruz daha. Karşıya değil de bir başka tarafa çıkacağız. Oradan bakacağız ama buraları istediğin bir yere park edebilirsin dediler bize. Şöyle gidelim. İç tarafa girelim. Bir yere park edelim. Evet, dağların altında. Şuraya bırakacağım. Sonra kilitleyeceğim. Gayet iyi burası. En sona kadar geldim. Burada kimse yok zaten. Rahat rahat bırakıp gidebiliriz. Tamam. Şöyle efendim çekelim yukarıya. Bunu da açtık. Şimdi iki elle yapmam gerekiyor. Bırakıyorum. Evet. Hem boşanırdım hem de kilitlemiş oldum. Şöyle. Büyük kilidimiz var burada. O kilit kalktığından içindeki tıpa çıkmıyor. O olmadan falan filan. Yani en güvenli şekilde bırakıyoruz burada. Bir iki saat sonra gelip alacağız. Hadi bakalım. Ne olur ne olmaz diye ayaklarını da biraz indirmiştim az önce ama biraz yukarı kaldırınca ondan yukarıda kalmış olsun. Sonra giderken kaldırmayı unutmayalım da
Sıkıntı yok. İlerimizde dağ var, dağa doğru gidiyoruz. Birazdan sola verip oradan dağa doğru çıkacağız bakalım. Herhalde burası. Evet, şu an dağlara, Alplerin oraya, karlı yere güneş vuruyor. Çok güzel görünüyor, parlak. Bizim olduğumuz yer biraz kapalı ama şimdi yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Oo, göl manzarası şimdiden güzelleşmeye başladı. Şöyle elimle manuel, şöyle çevireyim ya, bak ne güzel oldu. Evet, şuradan yukarı doğru çıkacakmışız. Böyle elimle çevirebiliriz. Buradan sola. Şimdi bir dakika, bir de sabitleyeyim hemen. Biraz yalan yanlış sabitledim ama oldu böyle. Ya Volvo'nun arkasında karavan olmayınca bir rahatladı, böyle bir uçası geliyor. Kas tepkileri falan bayağı iyiymiş, fena değil. Şansımıza mıdır nedir? Birkaç kere İsviçre'ye geldim, hepsinde hep yağmur. İnşallah yazın açıkken de geliriz inşallah. Bu yaz olmasa bir sonraki yaz. Evet, şöyle göl manzaralı. Otobandan indik hemen. Bir durak kadar geldik otobandan. Şimdi köye doğru gidiyoruz. Seelisberg köyü herhalde. Tam olarak nasıl söyleniyor İsveççe'de bilmiyorum. Almanca. İsveççe lazım değil burada çok. İsviçre. İsveç'ten İsviçre hep karıştırıyor. Dilde karışıyor. Alakası ülkeler ama. Şelale de vardı, güzel. Japonya'daki şeye benziyor. Hakone'deki dağın oraya benziyor. Çok iyi mi geçiyor? Bence de ya. Dağlara çıkmayı seviyor musun sen de? Ben çok. Ben de. Şu yol olsaydı karın oraya kadar giderdik bir, ama. Bir sen bir teşhit misin? Baba hesap verdi bize. Hadi diğer arabalarını özledim. Özledim ya. Buraya morla güzel geldin dedi. Şeyde mor Porsche'de. Keşke azıcık yağmur dursa da inip şöyle güzeldir. Havasından depolasaydık. Gözlerimizin torbası yok ki dolduralım. Evet. Köyün oraya geldik. Şöyle kenara park ettik arabamızı. Şemsiyeleri alıyor bizimkiler. Şöyle manzaraya bakar mısınız? Bakın. Aman Allah'ım, şu güzelliğe bakın ya. Birazcık sisli puslu ama muazzam bir manzara var. Gözümüzün torbası olsa dolduracağız gözlerimizi ama yok da. Yok. Bak ne güzel oldu, otoban gidiyor. Gölün kenarında yol gidiyor. Çok güzel be. Birkaç meyve bir şey yiyeceğiz yolda giderken yemek için. Şöyle trailerler var. Aslında bak burada da yazıyor şu sarı tabelada. Yürüme trailerı. Yani bugün çocuklara tırmanacağız dedim aslında ama maalesef burada fazla yağmur yağıyor. İtalya'ya kaldı artık bizim trekkingler.
Ama yani ayrılmak istemiyorum. Şuradan ayrılmak istemiyorum. Şu yükseklik, muazzam bir yükseklik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani aşağıda evler var, görüyorsunuz. Şu kayaların içinden otoban gidiyor. Karşıdaki dağın ihtişamı çok güzel. Şuralar çok güzel. Alpler ya. Burada şimdi çekirdek olacaktı diyeceğim de 4 paket çekirdek aldım. Tam 4 kilo çekirdek var arabada. Büyük büyük. Tadımın çekirdekleri. Alacağım buraya çay may. Oturacağım ama işte. Adam evi yapmış ya yapmaya. 2 tane de garaj. 3 arabalık garajı da var. Mis gibi manzara. Bir de online bir iş buldun mu? Oh mis. Buraya inçik yapmamak için. Çıkmışın çiçek gibi. Lucerne aşağısı. Bizim şeyde. Aşağıda bir yerde herhalde. Orada değil de daha uzakta bir yerdedir herhalde. Göl çatallı budaklı. İşte bir tarafında da bizim karavan var. Bitmez ya. İsviçre gez gez bitmeyecek bir yerde. Çok güzel bir yer. Hadi bakalım. Olmayan torbaları doldurduk. Gözlerimizin torbalarına gidiyoruz. Çok güzel bir köydü. Manzaraydı. Şimdi karavanımızı alıp İtalya'ya devam. Evet, bilmem kaçıncıya benzinimizi alalım. Yarım var şu an. İsviçre'nin girişinde almıştık. 150 kilometre geldik. Sonra dağa çıktık falan. Ondan sonra şurada bir köy bulduk. Köyün içinde alalım. Sonra yolumuza devam. Arabayı bir cep buldum hemen. Oraya koydum. Sırf şu manzarayı izlemek için bir 15-20 saniye de olsa. Çok güzel değil mi ya? İsviçre'de gezerken böyle olur arkadaşlar. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel değil mi ya? Yani sürekli bunu söylüyorsunuz. Çünkü çok güzel. Evet, şimdi geri tow'u takacağız. Gördüğünüz gibi karavan orada. Güzel özelliklerinden biri de tow bar çizgisi özelliği. Bastığınız zaman tow bar çizgisi beliriyor orada. Şöyle gidelim bakalım geri. Kafası dokundu. Gördüğünüz gibi bir tık yukarı kaldırıp aşağı indireceğiz. Evet, şimdi aşağı iniyor kendisi. Araba. Normalde dokunmuyor da işte çalıştığı için dokundu. Şimdi az ileri çekip direkt indireceğiz. Önce kilidini falan alalım. Sonra lobs diye oturacağız yerine. Evet, yolumuza devam. Bağlantımız tamamdır. Artık gidebiliriz. Evet, az önce söylemiştim. Çekirdeğimiz var. Çekirdeği giyip manzara izlemek güzel olurdu diye. Şimdi trafik var. Manzaramız çok güzel. Manzaranın tadını çıkıyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir ortam. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ya 20 dakika otursak yol alamayız. Ama şu an yol alıyoruz. Şu an alamıyoruz da genel olarak alıyoruz yani. Halimizden memnunuz olalım. Trafik şu an hiç sıkmıyor. Şu Golf dünyanın hatasını yaptı. Şu BMW'ye sonra eller salladı, bir şeyler yaptı. İkisi de İtalyan. Hadi bakalım. Çekirdek çıkarttıydık ama neyse. Hadi devam edelim. BMW'ci oralı olmadı. Merhaba. Tam kafası iyi bunun. Evet, şimdi Como'ya doğru yavaş yavaş hareket ediyoruz. 58 km yolumuz var. Yine yol yapım çalışması varmış. O yüzden bir tık uzun sürecek. Bir tık dediğimde işte 1,5 saat falan. Sonra inşallah Como'dayız. Evet, Milano 96, Lugano 22 kilometre. Allah! Büyük nimet yani sonuçta. Evet, otobanda çok fazla kuyruk vardı. Bizi gördüğünüz gibi yerde İtalya yazıyor. İtalya yoluna yönlendirdi. Mahalleler arasından İsviçre'den İtalya'ya geçiyoruz. Burada 95 biraz daha ucuz. Ama bayağı bir dar yollardan gidiyorum. Arkamda bayağı geniş. Millet de üstüme gelir. Azıcık uzaktan gitseniz çok güzel olacak. Ara yollardan İtalya. Hadi bakalım. Böyle.
İtalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Gümrüğe bak. Yarabbi gümrük. Şey geliyor değil mi arkamızdan? Böyle gümrükten geçiyoruz. İtalya'ya girdik. Allah kabul etsin İtalya. Aha da İtalya. Bekliyoruz böyle. Geçtik. Aa İtalya'dayız. Como Lake. Sağdan ayrılıyor. Como Lake'e 2.7 kilometremiz kalmış. Böyle oldu İtalya'ya girişimiz arkadaşlar. Nasıl girdiniz diye soracak olursanız. Zart diye girdik. Yapılar falan hemen bir değişti. Hani. Bir değişik bir şey oldu burası. Aha! Uno! Online Uno. Fiat Uno. Uno oyunu, kart oyunu değil yani Uno. Fiat Uno. Sinyalinizi çaksanıza ya. Sinyalinizi çakın. Aa. Ben de bileyim. Allah billahi. Millet ha yol vereceğim, ha yol vereceğim derken. Bakalım. 10 dakika diyor hala. 2.4 kilometre. Önümüzde de bir tane Fiat Panda var. İtalya'ya girince İtalyan plakalı arabalar. Baya eski fiyatlar var yani, enteresan. Daha dakika bir gol bir yani hemen bak. Fiat Doblo. Fiat Panda. Soldan geliyorlar. Como gölüne geldik hemen, şu duvarın arka tarafı göl ama muazzam trafik var. Az önce bıraktık şeyi, RV'yi. Yukarıda RV parking var. Yani işte neyse, karavanların oraya bıraktık. Bir şeyler yiyeceğiz, edeceğiz gölün o taraflarda ama yani 10-15 dakikadır böyle tingir tingir. Herhalde cuma akşamı olması hasebiyle bugün iş çıkışı vardır diye tahmin ediyorum. Şu an iş çıkış saatleridir. Çok sağlam trafik var. Evet, Como'nun orada şöyle bir alt kat bulduk. Park ettik arabayı. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım. Bir şeyler bulabilirsek. Ya İtalya acayip bir yer ya. Ya İtalya demeyeyim de hemen yani buralar. Biraz değişik yani. Biraz değişik. Dar. Yollar eski, düzensiz, değişik. Enteresan. Japonya'dayken Hint restoranına gidiyorduk. İtalya'dayken de Japon restoranına gidiyorum. Gördüğünüz gibi ışıklar doğru düzgün çalışmıyor sanırım. Polis hala elinde. Sen geç, sen dur. Onlarla trafiği yönetiyor bak orada. Acayip bir düzensizlik var. Acayip bir koku var etrafta böyle. Nasıl kızım? Nasıl kokuyor mu Erva? Kokuyor. Nasıl be? Leş gibi kokuyor ya. Biraz kötü kokuyor işte. Yani biraz kötü değil o, baya kötü ya. Ya burnun tıkalı senin ya bir şey. Doğası çok güzel ama insanlar biraz bilmiyorum, çok değişik geldi ya. Diğer yerlerden sonra değişik geldi belki. Neyse, Como'nun orada biraz dolanalım. Azıcık yediklerimizi eritelim. Erimez de eritelim. Biraz adım yapalım ya. 2 gündür oturuyoruz arabada. Yunvari mimariye diyecek bir şey yok. Doğal güzellik, ona da diyecek bir şey yok. Yani gördüğümüz sıkıntı hep insan yapması sıkıntı. Şuna sahile inip oradan gezelim bakalım. Şöyle mi devam etsek, ne yapsak? Bilemedim. İtalyan da görmüş ki etrafta. Göl temiz. Göl temiz. Bizim geldiğimiz taraf şu iki dağın arasında biraz yukarıda. Orada bıraktık. Şurada bir değişik bir şey oluyor. Baksana gel git oluyor. Bak, bak. Yuvarlak oluyor bir şey. Oluyor. Gölde. Enteresan. Rüzgar yok. Gölde dalga var. Orada kesin bir şeyler oluyor. Etrafta Pakistan ve Hint dili. Urduca duyuyorum. Şuradan yukarı güzelce çıkılırdı. Orada bir teleferik var. Ama saat geldi. 19.45'e biraz yürüyelim, adım yapalım. Bu akşam başka bir yerde kalacağız. Buradaki RV'yi park ettiğimiz yer güzel bir yer değil. Beğenmedik yani. Farklı bir yere gideceğiz. Burada güzel bir müze var.
Ama kapalı şu an tabii, geç saat oldu. Biraz değişik insanlar, mesken tutmuşlar sağa solu. Yani enteresan geldi ya bana, öyle diyeyim yani. Çok da bir şey söylemek istemiyorum ama bana değişik geldi yani. Böyle İtalyan falan filan pek yok gibi etrafta. Olanlar da herhalde buralarda değil, İç taraflardadır. Ne bileyim, böyle turistik yerler hep garip grup insanlar mesken almış durumda. Burada da bilmem kaç yüzyılından kalan bir tren var. Herhalde ilk trenlerden biridir. 1800'lerin başından olabilir. Erbacım şuraya geçer misin yanına? Seni bir çekeyim. Geç yanına. Bakalım ne kadar büyük oldu en azından. Geç. Minnacık. Let's go. İtalyanları ya da İtalya'yı biraz daha iyi anlamak için köylerine gitmek lazım. Oralarda normal İtalyanlar vardır. Köylerin temizliğinden falan filan da. Anlaşılır sanırım. Bayağı bir düzensiz gördük burayı. Tabii bu şehirdir, böyledir. Güneye doğru ineceğiz. Akşama Milan, sonra yarın da bilmiyorum. Yarınki programa bakmadım. Yarın da aşağı doğru gideceğiz, güneye doğru. Bakalım. Biraz değişik. Aklımdaki gibi değil. Yıl olmuş 2800. Halen parayla geçiyor. Evet, Milan'dayız şimdi. Milan'a geldik. Dayım tam İtalyan mafyası. Çiçek gibi adam. 24 saatten 24 saate tam mı diyor. Öyle diyor. Saatlik değil yani. Sıkıntı yok diyor. Araban 18 euro diyor. Arkadaki de 30 euro diyor. Elektrik, su hepsi var diyor. Hepsi dahildir diyor. 24 saat sonra gelip alabilirsin diyor. Etrafımız RV'ler ve tırlarla dolu. Bayağı bir RV var. Biz de buraya park ettik. Bu akşam buradayız. Milano'dayız yani. Şehir merkezine 5-6 kilometre. Böyle bir boşluğun bulunması muazzam. Ama buraya gelmek için çok ara sokaklardan geçtik. Ya da navigasyon öyle gönderdi. Ya Google Map'inde bir ayarı yok ki. Desek ki biz çekiciyle gidiyoruz. Arkamızda geniş şey var, ona göre yol ver. Veriyor aralardan, daracık sokaklardan. Allah'ım yarabbim. Neyse, geldik. Sonuçta buraya geldik. Yarın nasipse Volvo ile devam edeceğiz yola. Günübirlik bir pizza kulesine gidip geleceğiz. Bera'ya sözüm var. Yoksa o tarafa gitmeyecektim hiç. Günübirlik gidip geleceğimiz için pizza kulesine kadar gidip gelirim. Belki oradan plan değiştirir, başka bir yere daha gidebiliriz ama o tarafa gidersem o da Venedik olabilir. Venedik'e gidersek bile şeyi almam yanıma, karavanı almam. Bir akşam orada bir otelde dururuz. Ertesi sabah kalkar buraya gelir, karavanı alır, yola devam ederiz. Biraz da İsviçre'de dururuz dönüşte. Bakalım nasip. Göreceğiz neler olacağını, göreceğiz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz hanımlar ve bindiğimiz zaman kafamıza göre plan değiştiriyoruz. Hadi şuraya, hadi buraya. Öyle bir şey yaparız yine. Duş alma yeri burası. Kadın erkek. Evet. Gidebiliriz. Gecenin 23'ünde Allah'tan kimse yoktu. Hadi bakalım. The next day. Evet, bu yeni yerimizde. Karavanı buraya yerleştirip suyunu doldurabiliyorsunuz ya da içindeki şeyleri boşaltabiliyorsunuz. Tuvalet zımbırtılarına vesaire. Böyle bayağı bir büyük bir park. Milan'ın içindeyiz. Milan'ın merkezindeyiz yani. Etrafındaki çevre yolunun içinde kalmış oluyor burası. Yani lokasyonu çok güzel. İmkanları biraz kısıtlı ama en azından elektriği var. Şöyle çok güzel alanları mevcut arka tarafta. En azından işte elektrik var. Bir önceki gittiğimiz yerde orayı göstermedim bile size. Arabayı bıraktım. Como Gölü'nün oraya gittim. Etrafında biraz dolandık. Como Gölü'nün büyük ihtimalle kuzey tarafı daha iyidir ama bulunduğumuz tarafı kalabalıktı. Yani 2 kilometreyi 20 dakikada falan alıyorsunuz arabayla. Biraz yürüdük falan filan. Umduğumuz gibi değildi, kötüydü. Buralarda tuvalet kağıdı bir şeyler var. Havlular var, kağıt havlular. Yağmurda böyle kalmış, ıslanmış. Tuvaletlerde hiç kağıt yok, bir şey yok. Kendi kağıdınızı, ıslak mendilinizi yanınızda almanız lazım. Yoksa sıkıntı. Avrupa'da dolanıyorsanız öyle dolanacaksınız yani. Adama dedim tuvalet kağıdı yok burada dedim. Orayı başka bir şirket bakıyor dedi. Sabahleyin tuvaletleri temizlemişler. Evet, güzel.
Ama tuvalet kağıdı yine koymamışlar. Yok yani. Tır parkı. Birkaç tane tır var burada. Arkadaş. Gemi falan da park etmişler. Kayık. Bir kısmı üstü kapalı işte. Arka tarafta full elektrik şeyi geziyor. En azından elektriğiniz var. Elektrik olunca da doğru düzgün çalışabiliyor karavandaki her şey yani. Bir önceki kaldığımız akşam içeri girememiştik. Elektriğimiz yoktu. Kötü oldu yani, zor. Işık, telefon ışığı vesaire geceleyin. Onlarla uğraşıyorsunuz ama normalde elektrik olsa güzel olur. Adam da bu alan senin dedi. Bırak orta yere dedi. Dedim şöyle kenara bıraksam. Yok yok dedi, orta yere bırak dedi. Rahat rahat geri çıkarsın dedi. Öyle. Elektriğimizi şuradan bağlıyoruz. Böyle duvarlarda elektrik outletleri mevcut. Bu girişler karavana özel girişler oluyor. Üçlü büyük. Karavanı şimdi burada bırakacağız. Bir Pisa Tower'ına gideceğiz. Pisa Kulesi'ne. Pizza değil de arkadaşlar. Bera dediği için götüreceğim onu. Ben de okulda işte nereye gittiğinizde tatilde soruyorlar dedi. Ben çizdim zaten Pisa Tower'ına gideriz diye. Pisa Tower çizdim dedi. Gideriz değil mi dedi, İtalya'ya gidince dedi. Dedim gideriz gideriz, sıkıntı yok. O zaman gideriz dedim. Şimdi tabii yağmur yağıyormuş, şöylemiş böylemiş demedim. Dedim alın gidelim o zaman. Gitmek istiyor mu dedim. Gider, tabii dedi. Gidiyoruz şimdi. Roma'ya inecektik normalde. Roma'ya inmeyeceğiz çünkü Perşembe gününe kadar %90 yağmur gösteriyor. Yani açık değil hava maalesef. Bizim de şansımız da böyle. Nasıl? Ama biz ailecek çok eğleniyoruz yani. Şu geziden acayip bir haz aldık. Güzel oldu. Böyle değişik bir tecrübe. Üçüncü günümüzdeyiz. Hoş oldu bu gezi. Güzel oldu. Daha da değişik gezi yapacağız inşallah. Hadi bakalım. Hazırlanıp yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Yola çıktık. Evet, şu an Milan'ın içinden geçeceğiz. Ondan sonra Pisa'ya doğru devam ediyoruz bakalım. Evet, Milan'daki otobüsler tren gibi yukarıdan elektrik alıyor. Böyle durakta duruyor. Gördüğünüz gibi tepesinde elektriğe bağlı. Öndeki öyle değil. Öndeki %100, ha, o %100 elektrikliymiş. Bu yukarıdan hep elektrik. %1000 elektrik. Aa, nasıl geziyor. İtalya bu arada Avrupa'da en fazla radarın bulunduğu ülke diye biliyorum. 200 metre önce bir kamera vardı. Bir daha kamera oldu baba. Bol bol kamera var. Yani şu Smart'ın yola sığamaması çok enteresan. Smart'sın sen ya. XC90'dan sığıyorsun şeride. Alo, acık öteye git. Duvarlarda çok fazla yazı var. Graffiti diyeceğim ama o kadar güzel değil. O zaman o yüzden çok graffiti diyemiyorum. Sprey alan gidip bir şeyler böyle karalamış. Neyse arkadaşlar, Milan'ın içi böyle işte, gördüğünüz gibi. Porsche geliyor, 992. Yandan geçiyor, geçiyor. Azıcık cam indirelim. Hadi Porsche gel. Evet, benzin aldık 85 litre, 44 euro, 1.93'ten, 1.94 hatta. Hiçbir yer Almanya kadar pahalı değil. Almanya'nın otobanı kadar kazık bir yer yok. İsviçre bile daha ucuz. Bilmem kaçıncıya benzinimizi aldık. Hadi bakalım. Sağlamayın. Sen inandın, ben aldım ya.
Buralara yaz havası gelmiş. Hava gayet sıcak, güzel. Her taraf yeşillenmiş, sağlam yeşillik var. Bize tavrı 200-300 metre uzaklıkta bir yere bıraktık arabayı. Şöyle etrafı. Kimse etrafını göstermiyor. Ben size etrafını göstereyim. Köy gibi bir yer. Mahallenin arasında böyle. Oraya doğru gideceğiz şimdi. Şimdi size insanları göstereyim. Herkes Pizza Kalesi'ni tutmaya çalışıyor. Evet, Pizza Kalesi'ni tutmaya çalışanlar. Evet. Güzelmiş. Şimdi bu 1170'lerde başlanmış, 1370'lerde bitirilmiş bir kule. Yandaki katedralin çan kulesi aslında. Bir hata dolayısıyla 4 derecelik bir eğime ulaşmış. Bu 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda 5 derecelik eğime doğru gitmiş. Ve tekrardan 3.97 dereceye çevirmişler. Yani geri getirmişler yani. Öyle adamlar yamuk yanlış bir şey yapıyor. Turistik attraction oluyor. Biz yamuk yanlış bir şey yapsak yıkılır, dökülür ama bunların turistik yer olmuş. Adamlar bir hata. Bir hata yapmasalar bu kadar kimse çekmez. Pis hata var. Evet. Evet, let's go. Şöyle figürlere bakacak olursak enteresan figürler var. Her direkte farklı şeyler var. Hiçbir direk birbirinin aynısı değil. Enteresan figürler var. Wow. Bir tarafında diğer tarafına göre 2-3 basamak daha eksikmiş. Şimdi tepeye doğru çıkacağız. Eksik taraftan başlarsak daha az. Hadi gidelim. Evet, toplam ağırlığı da 14.453 tonmuş. Kesin bir merak eden vardır. Ne kadar çimento gitmiştir buraya falan diye. Yani çarpı 1000. Yani öyle 10 bir, milyon gibi. Öyle bir bilgiyi de vermiş olalım. Şuraya gideceğiz önce. Bilet alacağız. Ondan sonra sıraya gireceğiz. Yukarıya çıkmak için. Gündüzki kalabalık yoktur herhalde. Şu an öyle tahmin ediyorum. Öğlenden sonra şu an saat 2.30 gibi. Evet, çocukların çıkması yasakmış yukarıya. Biz de almadık bilet. Evet, bir iki dolanıp yolumuza devam edeceğiz. Hava güzel gibi. Bakalım. Tabii eski yapıyı bozmak istemedikleri için doğal olaraktan korumalıklar yok. Demek ki eskiden bir sıkıntı olmuş çocuklara da. İzin yok o yüzden. Çok kalabalık be. Doğal olarak herkes bizim gibi görmeye gelmiş. Pisa Tower'ın hemen yanında katedral var. Katedralin ilerisinde de vaftiz binası varmış. Bir de onun yanına gidelim. Bir bakalım. Sonra devam. Hani enteresan figürler var abi. Binada bak. Katedral bu şekilde. Uçlarında enteresan heykeller var. Yani kaç yılında yapıldığını düşünüyorum. Yani 700-800 senelik yapılar. Bayağı güzel. Enteresan. Etrafı da kale gibi çevrili. O kalede de yürünebiliyor ama işte çocuklarla zor. Katedralin içine bilet alayım dedim. Ona da dediler 2 saat sonra giriş mümkün. Şu an değil. O yüzden şimdilik hakkımızı es geçiyoruz. Kapıdaki motiflere baktığımızda 3D motifler var. Yani şöyle yanına gittiğinizde arkasında kimisinin 10 santim falan derinlik var. Kimisinin 5 santim derinlik var. Şurası kalabalık şöyle ama şuradan geçersem şöyle derinlikler biraz daha görülebilir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle. Adamlar zamanında yapmışlar sanatını ya. Kapıdan karşıdan bakınca düz bir kapı gibi görünüyor ama çok ince detaylar var. Enteresan işçilikler var. Her yerde ince detay. Katedralde karşıdan, daha doğrusu arka taraftan bu şekilde görünüyor.
Pisa Kulesi tam karşısında. Yani bu katedralin çan binası, zil binası artık ne derseniz. Karşı tarafta, üst tarafta her köşede bir heykel dikmişler. Vaftiz binasının girişi şöyle. Detay üzerine detay. Hepsi 3 boyutlu. Herkesin çabası kule yıkılmaması için sağ olsunlar. Japonuyla, İtalyanıyla, Fransızıyla, İspanyoluyla hep beraber yardım ediyorlar yıkılmasın. Bak abla çok yanlış duruyor. İnsanlar abartmış artık şeylerin üzerine çıkıyor. Limone and fragola. Ben park parasını ödedim, 5 liraymış. Hanım da getiriyor bizim danayı. Çıkıp gidiyoruz şimdi. Cenova'ya doğru gitmeyi planladık. Cenova'ya gidiyoruz. Roma full yağmurlu görünüyor. Evet, bu akşamlık Cenova'nın yakınlarında bir yerde kalacağız. Otelimize doğru gidiyoruz. Evler genelde böyle turuncu, pembemsi bir değişik bir rengi var. Hep onlardan kullanmışlar. Çatı tipleri aynı. Aynı firma üretmiş, kiremitleri falan. Hep aynı yani. Hep aynı. Standartı var bu şey. İsviçre komşusu buranın ama hiç evler birbirine benzemiyor. Hiç alakaları yok. Aşut Deresi'nden yukarıya çıkıyor gibiyiz şu an. Giresun'dayız. Ama bir farkla yollar daha düzgün duruyor burada. En son çıktığımda öyle değildi yollar. Şu an belki düzelmiştik de. Zeytinlikler sağda solda görüyorsunuz. Bir köye geldik. Devam edeceğiz daha. Bizim otel bayağı bir yukarıda. Aşağıda denizi görüyor. Ama çok güzel bir otele benziyor. 9.5 almış Booking'de. Kolay kolay 9.5 almış otele denk gelinmez. Yeri belki biraz sapı olduğu için çok insan tercih etmiyordur ama oyu çok güzeldi. Fark etmez artık. Manzarası olsun da. Şey terası da var. Bakalım. Şu an İtalya'nın bedavadan. Ulan bedavadan İtalya'nın köyünü izliyorsunuz şu an. Bak zeytinlik tane arasından gidiyor. Hayır. Yol o kadar dar ki iki tane araba gelince ne yapıyoruz? Biri zeytinliğe mi iniyor? Ne yapıyoruz? Yer yok. Dayım çok güzel yapmış duvarları falan. Gel bak burada yer var. Soluma geç. Kızım mantını giy hadi. Oy Karadeniz'e geldik da la. Ne güzel hava. Oy oksijeni dibine vuruyor. Evet kızım şurada. Şu sarı olan yer var ya. Çok güzel bir yer burası. Aşağısı çok güzel görünüyor biliyor musun? Küçük mü? Yok büyük büyük. Baba. Arabayı oraya park ettik. Şöyle yürüme yolu. Şöyle zeytinlik. Otelin önünde. Alttaki yol. Aşağıdaki artık ilçe mi il mi ne. Haritadan bir bakarız. Cenova'nın az gerisindeyiz. Cenova da şurada. Bir önceki town'da mıyız artık neyse. İlçedeyiz. Giresun işte de aşağısı. Böyle şeyler etraftaki şehirlerin kaç kilometre olduğu yazılmış. Kada Tollo burasıymış herhalde. 0 kilometre diyor. Portofino 28. Sestril 13. Disconesi 41. Cinque Terre 56. Ha o köy mü acaba? Bir tane köy vardı güzel bir köy. Cenova 43'müş. Evet. Biraz dikkatli, biraz dikkatli Bera. Kayabilirsin. Islak yerler.
Evet, buradan futbol maçı bile izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Aşağıda maç var. Çok güzel be. Evet. Teras katımız da böyle. Beraber de mi? Gel lan. Hadi gidelim. Çok güzelmiş ya. Yani bir gecelik 120 euro İtalya'da böyle manzaralı yerde. Yok yani bulamazsınız. Adam dedi ki şanslıymışsınız dedi. Bu sabahki çıkan çok geç çıktığı için dedi. İlana sonradan koyuldu dedi. O yüzden tutabildiğiniz dedi. Yoksa bu saatlerde kalmıyor. Her gün dop dolu zaten dedi. Hadi gidelim bakalım. Evet, aşağıdaki şehre indik. Küçük artık ilçe mi de. Güzel güzel kaldırımlardan gidiyoruz. Gerçekten insanlar hep hatchback kullanıyor burada, küçük araba. Sebebi de belli yani. Anca sığılıyor çünkü ya, anca yani. Bak. Evet, bulunduğumuz şehirdeki İtalyan pizzacısına geldik. Merhaba. Bulunduğumuz yerde en yüksek puanı bu almış, 4.7. Evet, benim kızım oradan el sallıyor. Arkamızda şurada yapıyorlar pizzayı. Ateş görünüyor da. Ateş. Birazdan gelecek bakalım. Şöyle menümüz gösterelim. Margarita, Marina, Biana, Bianca Neve, Margarita, Ercola, Romana, Siciliana, Napolitana, Pugliese, Lamborta. Neyse. Bunlardan biraz söyledik. Bakalım. Gelsin. The next day. Saat tam 7. Şimdi başka insanlar uyuyordur. O yüzden çok ses yapmayacağım ama. Manzara muazzam ya. Evet. Karadeniz'den tek farkı fındık yerine zeytin görüyoruz. Bunlar hep zeytin ağaçları. Şimdi bugün Cenova tarafında birkaç yer gezecektik. Sonra Milano'ya dönecektik. Karavanı alıp oradan kuzeye. Milano'ya bugün gene döneceğiz ama şöyle Cenova'nın kuzeyinden doğru gidince arkadaşlar Monaco'ya gidebiliyoruz. Buradan baktım 220 kilometre. Hanımı da kafalayabilirsem diyeceğim bir gidelim Monaco'ya. Gidelim gelelim. Çok uzak değil. Maksat gezmek değil mi zaten? Valla geriye doğru da şey var ha. İtalya'nın köylerinde her yerde arkadaşlar şu kiliselerin çan minaresi diyeceğim artık kuleleri var. Baya baya yani daha önce başka yabancı ülkede bu kadar çan minaresi görmedim. Çan kulesi. Baya bir yaygın. Şöyle hemen görünen yerden göstereyim size. Bak şurada var bir tane görünüyor. Sonra karşıki köye baktığımızda şurada var bir tane. Orada görünüyor. Şehre doğru baktığımızda şurada var tam ortada bir tane görünüyor. Köylerde hep var zaten. Şurada var. Gördüğünüz gibi. Sadece bu bir bulunduğum yerden görünenler. Yolda gelirken köylere doğru bakıyorduk dağlarda hep. Var, bayağı var. Şimdi videoya yansıyan olumlu şeyler %5, %10. Yani çok güzel şeyler var. O kadar güzel şeyler var ki. Olumsuz şeyler de öyle ama çok güzel şeyler var. Hepsini göstermek imkanı yok. Bazen diyorum otobandan çıkayım da şu köye bir dalayım. Çok güzel görünüyor. Yani o derece güzel yerler var. Ama otobanda yan tarafta gördüğünüz köye gitmek 45-50 kilometre. İleriden çıkış var. Oradan yan yollara, dağ yollarına giriyorsun falan. Hani basit değil ama yapılması gereken bir şey aslında. Şimdi herkesin istediğini turistik yere gitmek. İşte bilinen yere gitmek. Bilinen yere gidince orayı herkes bildiği için oranın yerlisi hariç dünyanın her tarafından turistler tıklım tıklım yani orada. Ben de istiyorum ki böyle kimsenin gitmediği yerlere gidelim. Yani değişik şeyler olsun. O yüzden Monaco'ya gideceğim. Ama mesela bak buradan çok memnunum. Yani. Şu oteli buldum. Baktım dağın tepesinde bir otel var. Yani araştırıyorum şeyde. Cenova'ya giderken yol üzeri mantık buydu. Şurada aşağısı otel dolu. Dedim şöyle gerilerde olsun, tepelerde olsun falan. Baktım yol böyle zigzag gidiyor dedim. Tamam güzel. Aşırı memnun kaldık ya. Çok güzel ya. Çok da temiz bir yermiş vallahi. Yani şöyle güneşli gün olsa şöyle oturur güneşlenirsin. Arka tarafında kimse yok.
böyle. Herkesin masa sandalyesi var. Çok güzel. Allah. Sabahları şöyle Karadeniz'de de dışarı çıkarsanız böyle yavaş yavaş bulut oluştuğunu görürsünüz oradan böyle şeylerin arasında, dağların şeyi, ormanların arasında. Onun gibi orada oluştu. Dün akşam şurada vardı, şu aradan bir bulut çıktı. Böyle yoğunlaşma yani. Evet, bakalım devam edeceğiz, daha neler göreceğiz. Bizimkilerin saati 7.45'e kurulu. Kahvaltıda 8.30'da. Saat 9 çeyrek gibi çıkacağız inşallah. Ama ben bir gidem ya, yürüyüş mürüyüş yapam, azıcık bir köyde olanayım. Bir 25-30 dakikam var. Adam buraları çok zevkli düşünmüş ya, baksanıza. Merdivenler, taşlar, duvarlar. Oldukça şık. Şöyle bir ışık koymuş. Değirmen taşı koymuş bir tane de. Bu imkan da bu kadar. Bu da otelin ismi. Cadda Tollu. Çıkalım bakalım yukarı doğru biraz daha. Köyün içinden yukarıya doğru çıkıyorum. Kiraz, zeytin ağaçları. Şu çiçekler falan. Çok güzel be. Propertia pravita, divieto di transito. Buradan araba geçiyor. Buraya park etmeyin. Özel mülktür diye. Bir tane önceyi de hallettiğimize göre. Next one. Ağaçlandırmanın önemi. Bak burası kaydı, kayacak aşağıya. Kaymamış. Büyük ihtimalle ağaçlar tutuyor. Ama daha önceden de bir kere şuradan olmak üzere bir de şurayı yenilemişler. Tutmamış. Dikiş tutmamış. Hafiften yine çökmüş aşağıya. Kim attı lan o çöpü? Ya ne diyesiniz uşaklar? Ha buraya çöp atılır mı? Eski bir evin yolu. Çık çık bitmeyen bir yol. Aa, korkuyorum yandan köpek falan da çıkar mı diye. Köpek sesleri yok. Çok uzaklardan geliyor bir yerlerden. Sıkıntı yok inşallah. Az önceki dibinden yürüdüğümüz yola karşıdan bakınca böyle zeytinlikler görünüyor arkadaşlar. Kat kat yapık. Her kat biraz düzlenmiş durumda. Bizim fındıklıklar gibi, ha böyle değil. Bir tık toplanabilir şekilde. Görünmüyor pek ama şuralar hep böyle çok güzel şekilde taşlarla örülmüş. Kimisi ne bitki örtüsü kaplamış ama çok güzel taş örüyorlar adamlar ya. Allah. Evet, bulunduğumuz yerden görünen buruna geldim. Tam şunun arkasında, şu sarı binanın. O minareyi gösteriyordum ucundan ya, işte burası. Evet, biraz daha devam edelim bakalım. Birazdan geriye döneriz. Kahvaltı vaktine önce olacak çünkü. Geri dönünce yarım saat olmuş olacaktım. Evet, şöyle son bir manzara alalım köyden. Çok güzel kuş sesleri arasında. Şu buruna da gidilebilirdi ama şimdi vakit yok. Kahvaltı vakti yaklaştı. 10 dakika sonra kahvaltı açılacak. Bayraş'a saldık mı buradan biraz hızlı gideriz diye düşünüyorum. Sabah yürüyüşümüzü yaptık. Nefes nefese kaldık. Çıkabiliriz. Şimdi yukarıdaki evlere ulaşmak zor. Onların sayaçlarına falan bakacağım. Hepsini koyacaksın yol kenarına. Koyacaksın buradan. Mis gibi. Tam Akdenizli şey, tembel şey ama güzel, mantıklı. Ben de olsam ben de öyle yaparım. Ev sahibinin, ya otelin sahibinin arabası da bu. Adamın yüzü gülmemiş be. Smart'ı Fenerbahçe'li plak almış. Evet, burada buraya sığabilecek güzel ağaçlardan biri. Bulut oluyordu bak. Birkaç eşya götürdüm arabaya. Az önceki klibi tam 10 dakika önce çekmiştim. Şimdi baya baya bulutlanmaya başladı etraf. I think informal is better. Informal. Now you are around to Italy now? So we live in Netherlands. Netherlands? Yes. Yes. I am from Turkey. Czech, huh? Turkey. Turkey. Ah, yeah. Okay. Yes, yes. Turkey. You live in Hollanda, yes. Yeah, Hollanda. Yes. And now you just traveling. Travel where? Yeah. Today next is Monaco. Ah, in France. Eh? Yeah. Oh, good. Hello. Yeah. And before you are in Italy? Before, yeah. We went to Milano. Yes. And then Pisa. Si. Now, okay. Yeah, Genoa and then Monaco. Oh, Monaco, bello. Costa Azzurra. Yeah. Like here. Böyle İtalyan amcamız hazırlamış kahvaltıyı. Wow. Küçük yer ama o kadar güzel ki. O kadar temiz ki. Çok iyi ya. Güzel uyudun mu? Anne. Güzel uyudun mu? Sen. Şşt, kız. Sarı. Bana bak. Güzel uyudun mu?
Cappuccino. Ben sonra gelebiliyor, sonra geri kapılıyor. Baba. Heh. Bilal çok büyüdü be. Evet. Evet, bu güzel yerden ayrılıyoruz şimdi. Yolumuz Monaco'ya doğru. Hadi bakalım. Evet, odadan çıktık. Gidiyoruz. Otobana girdik, Cenova'ya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Cenova'ya doğru değil, önce Portofino'ya gideceğiz. Sonra Cenova'nın içinde birkaç yer var gezilecek. Christoph Kolomb'un evi vesaire. Ondan sonra Monaco'ya doğru yola devam. Evet, Portofino'ya son 4 kilometremiz ama bu sahil kasabası da çok güzelmiş be. Abi, sağda solda insanlar kafelerde ama Türkiye'ye çok benzetiyorum ben. Allah. Böyle dikilen muhabbet eden insan görmemişiz diğer ülkelerde. Burada var. Dikiliyorlar, muhabbet ediyorlar. Şurada yaşlı amcalar vardı 5-6 kişi. Dikilmişler ve muhabbet ediyor. Dayı, açtım camı dedim, dayı dedim, seçim ne olur dedim. Tabii baktı dedi, ne alakalı, ne konuşuyor. Şey ama çok güzel be ya. Portofino'nun kendisi güzel zaten herhalde de. Yol da çok güzel. Ay iyicik dar ama bu dar yollarda da otobüs vermişler. Baba hadi şöyle. Renkli renkli evlerin arasından devam. Son 1,5 kilometremiz kalmış. Portofino. Dar yollardan gidiyorsanız arkadaşlar hep sonu güzel yere bağlanıyor. Çünkü güzel yerlere giden yollar böyle geniş, rahat olmaz. Hep böyle, her yerde böyle. Hayatta da öyle. Güzel şey çıkacaksa yol hep böyle dar olur, zor olur ama sonu çok güzel oluyor. Baba. Efendim ya. Sartı atacağım birazdan, sartı. Bol bol motosikletliler var. Hani yol öyle bir yere gelecek, burada öteye katırlarla devam edeceğiz gibi gidiyoruz ama bakalım. İnşallah danayı sığdırırız buralara. Aşağıda sürat tekneleri vardı az önce, güzel gidiyorlardı. Allah'a. Of, koya bak ya, koyun güzelliğine bak. Altında bir park bulduk. Milimetrik döndü. O kadar dar ki burası. Yani park ettikten sonra inilmeyecek şekilde de dar. Her taraf sürtülmüş. Her taraf. Sürtük sürtük buralara. Şeyler, şu duvar kenarları falan. Evet, gidelim. Şimdi Erva Hanım camdan dışarı bakarken gözlüğünü düşürmüş. Kadının biri almış, geliyormuş yaya. Arka taraftaki başka bir arabadan haber aldık. Burada bekleyin, birazdan getirir dediler. Bakalım. Evet, Erva Hanım'ın gözlüğünü almaya gidiyorum. Elimde gözlük kabı. Kadının biri aldı, size doğru getiriyor dedi biri ama yürüyorum öyle. İyi ki yürüyorum ya, çok güzel. Lan var ya, baya güzelmiş ama. Manzaraya bak. Oo, çok güzeldi. Evet, Haydar'a gitmiyorum, gerek yok. Gidelim biraz Portofino'ya gezelim, işte tepelere falan çıkmak istiyorum. Yolda yürüyordum vallahi, bak almışlar buraya koymuşlar Erva'nın gözlüğünü. Allah iyi var. Lan lan. Nasıl denk geldi ya? Nasıl gördüm ya? Ben normalde görmemem lazım ama gördüm. Böyle bildiğim buraya bırakmışlar. Portofino ismini daha önceden duymuşsunuzdur belki. Ferrari'nin bir modeli var Portofino diye. 2 sene önce de kanalda incelemiştim. Portofino. İncelemeler de öyle bir içinde gezmiştik, dolanmıştık falan. Hatırlıyorsunuzdur. Polis yol açıyor. Polis güvenliğinde buraya klasik arabalarını getiriyorlar. Belli bir şey düzenlemişler. Nedir o? Gezi düzenlemişler. Pazar kahvaltısı. Pazar günü malum. Az önceki arabaları şöyle de
güzelce burayı dizecekler. Yani kolay kolay göremeyeceğiniz araçlar. Ama Portofino'da olunca insan görüyor. İtalya'nın da böyle bir güzelliği var. Çok güzel arabalar oluyor. Ve yani dolu dolu oluyor bu araba işleri. Yolları, sürüş yolları. Gerekse kendi ürettiği arabalardan dolayı. Böyle çok lüks yerlerde. Lüks arabaları da görmek mümkün. Tabii böyle lüks yatları da görmek mümkün. Bizim yolumuzun üzeriydi. Ya liman dediğim pis olur arkadaş ya. Bunun temizlik nedir ya? Nasıl bir temizlik ya? Hay arkadaş. Evet, bu taraflara gelmek, Como Gölü'nün orada gelmekten çok daha iyi oldu. Tabii Como Gölü'nün orada zaman, şey videonun başlarında biraz canım sıkılmıştı yani. Hayır, bunu beklemiyordum İtalya'ya gelirken diye düşünüyordum ama bunu bekliyordum işte. Şu anki, bugünü bekliyordum yani. Böyle olmasını bekliyordum. İtalyanlar bir de konuşurken çok güzel. Eller durmuyor arkadaşlar. Türklere çok benziyorlar, onu söyleyeyim. Kesinlikle Türklere çok benziyorlar. Çok hoş ama. Çok hoş. Şu yat da yani yat falan değil. Bildiğin yürüyen mahalle. Şuradan bir bakacak olursak bildiğiniz yürüyen mahalle ya. Şuna bak. Tabii o Ferrari Portofino videosunu çekerken hiçbir gün Portofino'ya gideceğim aklıma gelmezdi. Hayata baksın. Şimdi Portofino'da dolanıyoruz ve çok küçük bir kasaba, güzel bir kasaba. Ama böyle işte lüks. Şöyle yukarı doğru kalenin oraya çıkabileceğiz mi bir bakalım. O çünkü kalenin oradan aşağısı çok güzel görünüyor. Çocuklarla. Ya çocuklarla olabildiğince yapıyoruz arkadaşlar. Geziyi ve müsait vakitlerde video çekiyorum böyle. Yoksa tabii siz iki kişi gelirsiniz. Normal yetişkinler gelirsiniz. Çok daha detaylı gezi yapabilirsiniz ama. İki çocukla böyle oluyor. Gözlüklerini düşürme tamam mı bir daha? Hadi let's go. Yukarı çıkalım hadi kaleye. Evet. Castello Brown Portofino. Şimdi yukarı çıkacağız. Bilgileri vardır herhalde yukarıda. Çok eski zamandan yukarıdan görüntüler bu şekilde. Şimdi çıkalım bakalım. Devam edin. Abini de takip et. Geliyorum. 12 yaş altı çocuklar ücretsizmiş. Gerisi kişi başı 5 euro. Muazzam bir manzara ya. Şimdi kalenin de üzerine çıkacağız. Kale şurada. Çok güzel. Az önceki spor arabalar da orada. Manzaraya bak. Evet, manzaranın en güzel çekilebileceği yerdeyiz kalenin. En ucunda muazzam bir görüntü ya. Muazzam. Çok güzel. Evet, kalenin iç tarafları da bu şekilde bir tane odası var. Eskiden yapılmış tablolar falan var burada. Bir yukarı daha çıkacağız şimdi. Kalenin dışı. Yani çok eski gibi görünse de iç tarafı restore edilmiş ve koyun bir tane maketini yapmışlar. Tam böyle kalenin olduğu yerden çıkabilirsin kızım. Görünen şekilde evleri dahil şu şekilde yapmışlar. İçerideki derinliği, kayaları vesaire de olduğu gibi yapmaya çalışmışlar. Kutuda bu koyun resmini yapmışlar işte. Şu camdan bak, aynısı burada. Şu camdan bakarsan aynısını görürsün. Burası da kalenin en üst yeri. Daha da yukarısı yok. Buradan camla aşağıya bakabiliriz. Aşağı baksan korkarsın. Portofino'ya daha da yukarıdan bakılmıyor sanırım. Ama yarım gölge. Burası da kalenin dokunulmamış duvarları. Yukarısı renove edilmiş tabii ama dokunulmadan önce de böyleymiş. Priz falan koymuşlar. Öyle bir sıra var ki çok iyi zamanda çıkmışız yukarı. Küçük bir plan değişikliği ve Monaco'da bir akşam kalacağız. Ya random ya, yemin ederim. Çok güzel ya. Plan böyle yapılır. Gezi böyle yapılır arkadaşlar. Önceden planlayıp da oraya yetişeyim buraya yetişeyim stresine hiç gerek yok. Şimdi gideceğiz.
Malaga'da da bir akşam kalacağız. Güzel bir otel buldum bir yerde. Koy manzaralı. Gidelim orada kalalım. Hem şu güzel görüntüler orada, orası da güzel. Bir içimize şey yapalım ya. Göz torbamız yok, dolduracak ama dolduralım bir yerlere. Dayım burnout yapıyor. Az önce bir düştü ama. Olsun. Bu koy çok güzel. Arabalara bir daha bakalım mı? Evet. Bera'yla beraber arabalara bakalım. Senin Porsche vardır. Porsche var yavrum, evet. Ya her yerde Porsche var. Vallahi klasikler çok güzel, çok da temiz. Ferrari nerede? Muazzam duruyor. Şöyle devam edelim. Şöyle. Arka tarafında da var bak. Ne kadar eski bir Lancia. Evet. İtalya'dayız ya Beracığım. Alfa Romeo İtalya'dan, biliyorsun değil mi? Yok. Bilmiyor muydum? Öğrenmiş oldum. Bak burada. Bugatti. Ha? Bugatti. Evet. Çok eski Bugatti'lerden. Evet. Hangi model bu? Bilmiyorum ama Type 35 diyor Bera bunun için. Doğru olabilir. Arkadaş Bugatti uzmanı olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Bak yavrum, makaslıymış eskiden, görüyor musun? Makaslar var. Suspension yok böyle. Makasların üzerinde. Bunlar makas deniyor. Ama makas görmüyoruz değil mi? Frenler böyle. Şunlar makas. Dokunmadan. Uzaktan. Bak bu böyle çalışıyor, biliyor musun? Tutuyorsun şunu. Çeviriyorsun böyle. Çalışıyor. Muazzam. Şuradan güzel bir tişört buldum. Bu tişörtü alayım. Şöyle. Ha. Evet, park 16 euroymuş. Evet, Cenova'ya geldik. Caddeler çok güzel. Şöyle azıcık kamerayı yukarı kaldırıp o şekilde biraz bakalım. Oo, yani bu ne? Napolyon'un heykelinin oraya mı geldik şimdi? Park yerimize bir 400 metre var. Park edip arabayı Christoph Kolomb'un evini ziyaret edeceğiz. Burada bir de UNESCO miraslarına girmiş bir tane cadde var. Oraya da gideceğiz. Ondan sonra Monaco inşallah. Evet, her park o kadar dar ki arka taraf yalaya yalaya geliyor resmen. Yani acık geniş yapın yok. İtalya'ya gelirseniz arkadaşlar küçük arabayla gelin. Vallahi yani ön taraf ayrı sıyırıyor, arka taraf ayrı sıyırıyor. Sensörler ötüp duruyor. Ha, libero diyor. Bir üçüncü piyanodaki libero iyi herhalde. Şöyle gidelim. Evet, İtalyan parkları versus XC90 çok büyük kalıyor. Yani az daha geri gelirim de, o bir 10 santim daha. O araba dönerken bize takmasın diye birazcık boşluk bıraktım ama yani 10 santim olacak iş değil. 80 santime daha ihtiyaç var. Parka zor ki değil ki zaten. Baba, adamın parka bak. Bunu böyle bırakması lazım. Küçük bir araba. Bu adam iki tarafı birden almış. Diyorum ya, İtalyanlar Türklere benziyor diye. Yalan yok. Evet, Piazza Raffaele de Ferrari meydanıymış burası. Şimdi karşıya geçeceğiz. Sonra Christoph Kolomb'un evine doğru devam. İnanılmaz yapılar var ya. Her taraf mı birbiriyle uyumlu, güzel olur? Evet canım. Anne baksana. Su içmek istiyor musun? Gidelim mi oraya su içmeye? Evet. Evet. Gel, atayım senin içine de su iç. Christoph Kolomb'un evine doğru yürüyoruz ama normal bir binanın yanımızdaki kapısına bak. Şekiller, şemaller, mermerler. O biçim ya.
tarafta restorasyon var, bir şeyler var. Kristof Kolomb'un evine geldik. Kristof Kolomb, biliyorsunuz, Amerika'yı keşfeden insan diye geçer tarihte. Hindistan'a gitmek için yola çıkmış. Hindistan'a geldim diyor, Amerika'yı keşfetmiş. 1592 miydi neydi? Yani ta 20 senelik bilgim doğruysa. Yanlış olabilir. 1606 da olabilir. Yani çok emin değilim şu an. Bakmadım da. Evet, böyle bir kalabalık var. İçeriye girmek için çok ciddi bir sıra var. Tabii biz Monaco'ya doğru devam edeceğiz. İçeriye giremeyiz ama hani en azından Cenova'ya da gelmişken bunu da görelim dedik. Kolomb'un hemen yanında temeli 1000'li yıllarda atılmış ve 1900 ile 1906 yılları arasında da herhalde bu halini almış bir kilise varmış. Şöyle. Etraftaki yapılar, detaylar çok enteresan ya. 1100'lü yıllarda yapılmış olan, 12. yüzyılda yapılmış olan Porta Soprana'ymış. Şöyle. Adamlar 1100'lü yıllarda bunları yapmış ya. Bizim bir sene önce yaptığımız bina depremde yıkılıyor ondan sonra ya. Arkadaş, hani adam 1000 sene önce yapmış, anlatabiliyor muyum? Vay arkadaş. Şurada güzel bir açıklama var. Onu bir anlamaya çalışalım mı? Anlayamıyoruz. Efendim kızım. Boynumu alır mısın? Boynumu alamam seni. Sen kocaman oldun. Alacak mısın? Alacaksın. Ah yavrum, çok beklersin. Ya, hayır. Yukarısı tabii çok eskiden yapılmış ama aşağıda restore edilen kısım var. Evet arkadaşlar, restoresi böyle. 1900 Baba. Ne zaman yapılmış bakayım? 1982'de yapılmış. Yani sonraki mimari versus old mimari. Eskiden insanların kafası daha iyi çalışmış. Daha özverili yapıyorlarmış, öyle diyeyim daha doğrusu. Duvara bak, baklava baklava. İşte eski ve yeni. Para işin içine girince, para odaklı yapınca bol odalı bir şeyli mesela binalar bu şekilde yapılıyor. Ama eski binalara bakınca, eskiden sanatçılar sanatıyla övünürmüş. Şimdi sadece para kazanalım da nasıl olursa olsun bak. İkisinin arasındaki fark var yani. Şurada pazar var arkadaşlar. Ama domates, biber falan satmıyorlar. Kitap satıyorlar. Tarih satıyorlar. Tarih kitapları yani. Biraz daha yakından göstereyim size pazarı. Burası da San Lorenzo Kilisesi'ymiş ama bir kısmı tadilatta. Şöyle. Peace. Burada aslanlar var. Bunu şaşır biraz gözü ama neyse. Evet, bu sokaktaki binalar Rönesans zamanında yapılmış, 16. yüzyılda. Dükkanlar var, müzeler var. İki çocukla tabii yapmak istediklerinizin ne kadarını yapabiliyorsunuz? %30'unu falan. Ha, çok şükür. Onlara da anı oluyor ama ileride öğrenecekler nereleri, ne kadar güzel yerlerini gezdiklerini. Şu an farkında değiller tabii. Ne kadar eski ya buralar diyordum. Valilik binası herhalde, Municipio yazıyor. Bilmiyorum, ya da başka bir şeydir. Uyduruyorum şu an tamamen. İçeriler de oldukça güzel. Demirlerdeki güvenlik önlemine bakıyorum. Kimisi yandan içinden geçmiş. Kimisi yukarıdaki aşağıdan geçmiş. Örgü şeklinde. Çok güzel örülmüş. Uzaktan belli olmuyor. İlk bakışta ama harika görünüyor. Ne zamanın işçiliği işte, düşünsene. Şimdi sen desen bir demir çarp, şöyle bir şey yap desen, 8'lik demirden keser, kaynatır onları, bitti. Kaynatma yok, birbirinden geçme var sadece. Ama muazzam. Geçtiğimiz sokağın ismi Via Garibaldi sokağıydı. Az ileride de kendisinin heykeli var. İlk çıktığımız yerde. Suyun hemen karşı tarafındaydı ama oranın fotoğrafını çekmişim, sadece videosunu çekmemişim. Evet, Cenova'dan şimdi çıkıyoruz. 2 saat 11 dakika sonra nasipse Monaco'dayız.
Evet, şimdi İtalya'dan çıkıyoruz, Fransa'ya giriyoruz. Yine son ödememiz var. İtalya'da bütün otobanlar paralıydı. Fransa'da bildiğim kadarıyla değildi yani, en son değildi. Bakalım. Subaru var yanında, bağırttırır. Şu an Fransa'ya girmiş bulunmaktayız. Fransa'dayız. Arkadaşlar şu an tam Monaco Fransa sınırının üzerindeyiz. Sağ tarafımız Fransa. Sağdaki evler, ya sağdaki görmüş olduğunuz binalar Fransa'ya ait. Soldakiler Monaco'ya ait. Tam şu an sınırın üzerindeyiz. Ve sola doğru ineceğiz. Monaco'ya girmiş olacağız. Hani Monaco'ya ne zaman girdiğimizi merak ediyorsanız şu an haritadan görünüyor. Sola döndük Monaco. Sağa gidersek Fransa. Şu an Monaco'dayız. Evet, bayağı bir tünellerin altından geçtik, enteresan yollardan geçtik, büyük badireler atlattık. Bakalım, otele son 2 dakika diyor. Tabii o yolların hiçbirine denk gelmedik, bir şekilde gideceğiz artık. Gerisi yarı. Bir ara. Evet, bizim otelin parkı burası. Buraya park edeceğiz. 1.90 diyor. Bizim araba 1.90 mı ya? The destination is on the right. Evet, park tiketimizi aldık. İçeri doğru gidelim bakalım. Evet, daha girer girmez bismillah bir Ferrari var. Marriott solu gösteriyor. Sola devam. Evet. Buralar private parkingmiş. Sağ tarafta bir tane Porsche var, görüyoruz. Çok alçak. XC90'da ucu ucuna yani. Arabada bir şey unuttum. Geçerken şöyle göstereyim, M5'i. Turbo S, GT4, şey, Ferrari var. Bizim araba nerede? Arkada. Yolumuz attım ha. Otele geldik. Kadına dedim aşağıda, ya dedim havuzu kullanmak istiyorduk ama şu an ıslanmıştır dedim. Aa evet, şu an ıslak diyor, yani çok ideal olmayabilir diyor. Ayılmadı. Evet. Bizim yat nerede? Yok, yat yok burada. Baba. He. Yarın inşallah havuza gireriz ha. Kızım yağmur yağıyor. Islanırsın havuza girersen. Evet ama havuz zaten su. O yüzden yağmur yağıyorsa bir şey işletmeyiz. Bir tek damlalar gider, o kadar. Yağmur yağıyor ama balkonun altı oldukça güzel. Burada çay kahve içilir şimdi valla. Yol yorgunluğunun üzerine. Yarın ya da bu akşam biraz hava iyi olursa şöyle sahil boyu bir dolanacağız. The next day. Kahvaltımızı yaptık. Fark etmez sizin. Bas bir tanesinin yukarısına. Şimdi çıkıyoruz. Üst kata eşyalarımızı toplayıp gezmeye başlıyoruz. Hadi böyle
parkı geziyoruz. Yine. Hepsi süper bak, Lamborghini var orada, Huracan. Yanında GT3 RS eski halinde. Yanından geçme, yanından geçme. Gel. Peugeot ile Mini'nin arasından geçeriz. Yo, Ferrari değil ki, öbürü Porsche. Ha, arkada var, evet. Gel. Bu da Polonya plak oğlum. Bayağı bir Polonyalı var burada. Hayırdır inşallah. Arabanın kralı ya, kralı. Dana, dana. Lan, ara. Bence en güzel araba buradaki. Bu mu? He. Şaka yapıyorsun ya. Evet, Ferrari'niz olunca böyle iki parkı kapatabiliyorsunuz. Şu an şurada bir maç oynanıyor. Monaco. Stade de Louis herhalde. Stadın ismi. Orada bir maç var. Şimdi biz yürüyecektik ama iyi yağmur yağıyor. Arabayı alıp bir sonraki park yerine gideceğiz. Sonra devam edeceğiz bakalım. Monaco'nun arka sokakları, iç sokakları böyle arkadaşlar. Biraz dar, biraz. Ama şey güzelliği var. Çok güzel yani. Güzel olmasan çok güzel. Monaco'da duruyorsan ya çok para harcayacaksın ya da çalışmak için, hizmet etmek için gelmişim. İki seçeneği var. Başka da bir seçeneği yok. Normal yaşayayım mı yok yani. Şimdi tünelden geçiyoruz ama bu F1'ın o bildiğimiz tüneli değil. Ona daha sonra geleceğiz. Şimdi biraz yolu uzatarak gidiyoruz. F1'ın başladığı yere gidiyoruz. Sonra bakacağız bakalım. Şu geçtiğimiz tüneller bildiğiniz kayaların altı yani. Sonradan yani oyulmuş sadece. Yani kayalar oyulmuş direkt. Ve direkt kayalar görünüyor. Evet. Tam 350 metre sonra F1'ın başladığı yerdeyiz. Evet. F1'ın şeyleri görünüyor zaten biraz. Tabelalar vesaire. Yavaş yavaş başlamışlar kurmaya. İyi bir zamanda geldik. Evet. Start finish düzlüğü burası. Şimdi burada line up oluyorlar. Şöyle biraz iyi silelim. Herkes de yavaş gidiyor zaten görmek için. Gördüğünüz gibi artık çizgiler koyulmaya başlamış. Vallahi iyi zamanda geldik. Normal zamanda hiçbir şey göremiyoruz. Pist buradan başlıyor. Bercim ortaya gel. Ortadan rahat rahat görürüz. Gel ortaya. Heh. Böyle başlıyor pist. Pisti bir takip edelim. Evet, start finish noktası burasıydı. İnsanlar yavaş yavaş devam ediyor, biz de yavaş yavaş devam ediyoruz, sıkıntı yok. Şöyle. Hiç acelemiz yok. Öndekini biz de sıkıştırmıyoruz. Arkamızdaki de bizi sıkıştırmıyor. Amacımız zaten bu, burada gezmek. Böyle gelip arabalar buradan yukarıya çıkıyor. Şöyle biz pisti olduğu şekilde devam edelim. Evet. Çok iyi bir duygu ya. Şu var ya 10 numara. Ama tabii burada geçişler alanların 1 saniye falan. Şimdi o meşhur viraj ve ardından köprü altından geçeceğiz geçitten. Evet, nasibimizde buraya Volvo XC90 ile gelmek varmış. Yandaki evlerden tabii çok güzel izleniyor Volvo. Burası gerçekten pist mi? Evet, tamam. Yani. Vay. Aa, pist yok, buradan gidelim, pardon. Buradan devam ederiz. Şaşırdım. Evet. Gördüğünüz gibi geliyor. Dar geçitler. Buralar tabii biraz kaldırılacak. Bu soldaki park yerleri hep çakma park yeri. Buralar işte yürüyerek gezecektik. Ama çok yağmur yağıyor. O yüzden arabayla devam. Karşıya gördüğünüz gibi standlar kurulmuş bile. F1 zamanı gelsek gelemeyiz. Şimdi gelmek en güzel. Normalde buradan soldan devam ediyoruz ama biz tabii orası ayarlandığı için şu an buradan geçit vermişler bize. Buradan böyle devam edelim.
Normalde bir dıştan gidilecek. Şimdi gerisi geri piste bağlıyoruz. Şöyle. Evet. Piste girdik tekrardan. Evet, bu o şeyli, şöyle arabaların döndüğü yer. Şu soldan gidip sağa yaklaştığı yer. Reklamlar yukarıda. Casino de Monte Carlo. Bercim, F1 pisti burası işte. Burada bildiğin böyle aşağı geliyorlar. Burası sert bir viraj sağa doğru. Şöyle bak, görüyorsun kenarda çizgileri, görüyorsun değil mi? Kırmızı beyaz çizgileri. Ve Formula 1'in en yavaş virajına geliyoruz. İşte burası. İşte o viraj burası. Böyle geliyoruz. Söyle. Niye bu sefer F1 burada yarışması gerekiyor? Hem de burada Beyacığım, 1957'den beri burada yarışlar var. Her sene var. Hiç aksatılmadan var her sene. Okey. Sokak yarışları oluyor bazen. Bazıları pist yarışı, bazıları da sokak yarışı oluyor. O yüzden burada devam ediyor. Burası Perez'in biraz katakulli yaptığı yer. Diye geçiyor yani şurası. Bu köşede Alfa'dan Toto'sunu vurmuştu. Ondan sonra burada start basıyoruz böyle arkadaşlar. 50'ye kadar basalım. Burada tabii flat out gidiyorlar. Bu şeyin altında. Geçidin altında. Çok iyi ya şu his. Yani burada çok yakında yarışacak olmalarını bilmek çok güzel. Şimdi normalde arkadaşlar bu düzlüğü bitirip şurada gördüğünüz gibi sola dalıyorlar buradan. Sert bir virajla. Sola giriyor. Oradan devam ediyor. Sonra bir daha buraya da birleştiriyorlar. Böyle dümdüz gitmiyorlar. Ama orası şu an kapalı ve araba park yeri. 26 Mayıs'ta olacakmış bu seneki de. Tam 25 gün sonra yani. 25 gün sonra görüyorsunuz şimdiden. Hazırlıklar başlamış durumda zaten. Evet. Pist böyleydi arkadaşlar. Tam sonuna kadar gitmedik ama %90 olaraktan böyle. Evet, şimdi yüksek bir yere çıkıyoruz. Güzel bir manzara bulabiliriz belki. Oradan Monaco'ya biraz bakalım. Birkaç yere daha uğrayacağız yükseklerde, tepelerde. Ondan sonra Milano'ya doğru yola çıkıyoruz. Evet, Monaco'nun üst tarafındaki dağdayız şimdi. Biraz daha yukarı çıkacağız. 5.2 kilometre daha tırmanacağız. Çok güzel yollar. Her yolun başında polis var. Hava bir tık açık olsaydı, bugün açıklık bekliyorduk. 4 saat açıklık gösteriyordu ama gösterdiği gibi olmadı. Dağın üstüne geldik. Buradan öteye sadece burada yaşayanlar gidebiliyormuş. Araba girişi yasak. Aşağıda park var. Oraya park ettik. 800 metre yolumuz var. Sonra oradan manzaraya bakalım. Trekkingimiz devam ediyor. Tepeye kadar tırmanacağız bakalım. Şimdi bayağı yukarı çıktık. Az önce stadyum var dediğim stadyum şu. Bizim otel de hemen onun yanındaydı. Bayağı bir dolandık ama 30 dakika arabayla böyle buraya geldik. Şimdi şuradan yürüyeceğiz. Şu buruna gidelim. Bir de oradan bakalım. Rüya gibi ya, şaka gibi. Monaco, Monte Carlo. Az önce kaldığımız otel şurada. Öndeki gemilerden hatırlarız zaten. Şöyle sağa doğru gittiğimizde de Cliff'ten doğru Nice'i görebiliyoruz şöyle. Çok iyi be. Bu tarz gezilerde tek dediğin şey ya, çok güzel be. Ya vallahi yapmıyoruz bu tripleri ya, çok güzel. Havuzlu villalar falan görünüyor oradan. Evet, şimdi şu koy çok hoş. Çok çok hoş görünüyor. Gördüğünüz gibi suyu da koyu yeşil, mavi gibi böyle. Buradan aynı zamanda F1 track de görünüyor şöyle yukarıya doğru. Bir kısmı, bir kısmı da o tünel çıkışından geliş kısmı görünüyor. Çok hoş be. Az önce şu kayaların üstündeydik. Şimdi diğer tarafa geçtik. Bir de buradan manzaraya bakacağız ama
Bir güzel manzara sanki şu aşağıda gibi, şu şeylerin önünde, ağaçların. Bilmiyorum. Bakıyoruz, bakmaya çalışıyoruz. Az önce kadar yüksekte değiliz, yoksa şöyle kayaların üstüne çıkmamız lazım da. Gerek görmedik. Şu görmüş olduğunuz aşağıdaki inşaatlar hep F1 için hazırlıklar. Monaco 1297 yılında kurulmuş küçük bir prenslik arkadaşlar. Aslında bir il ve ülke. Vatikan'dan sonraki en küçük ülke Avrupa'da. Osmanlı'dan 2 yaş daha yaşlı aslında bakacak olursak tarihi olarak. 1297 ciddi bir şey. Prenslik var artık. Krallık diyelim. 36 bin nüfuslu küçücük bir ülke. Evet, Kandıra'da da bir yer söylesin. Kandıra'da da deniz var hem. Evet, Kandıra daha büyük. Biz Milano'ya doğru gider. Yarın sabahta nasip olursa Venedik. Ama trenle. Evet, yarın Venedik'e gidecektik ama maalesef yarın %100, %90 civarı yağmur var. Çarşambadan sonra hava açıyor ama ondan sonra bizim planlar sekteye uğruyor biraz genel olarak. O yüzden bu akşam büyük ihtimalle karavanı alıp İsviçre'ye geçeriz diye düşünüyoruz. Bakalım. Yola giderken kervanı yolda düzüyoruz. Evet, şimdi karavana geldik. Bir yemek yiyeceğiz, sonra check-out yapacağız. Araba bir gün durdu, 18 euro. Karavan 3 gün burada durdu, 90 euro da o, 30'lardan. Böyle Milano'nun dibinde. Milano'ya geldik, park ettik ama bir tek Milano'yu gezmedik. Ya dayı da bana gel böyle bu şekilde bırak dedi. Dedim sokayım içeri kadar tam yerine. Yok dedi park yerine. Bak yanımıza başka biri gelmiş. Boşuna burada iki yer kaplıyor 2 gündür. Şimdi yemeğimizi yiyelim, sonra yola çıkıyoruz ve gidiyoruz İsviçre'ye. Yarın da o Berliner Express'i deneyeceğiz inşallah, bakalım. Evet, son hazırlıklarımız. Yeni yiyeceklerimizi aldık karavandan. 250 mi 270 km'ne yolumuz var. Çocukların arka tarafı çektim. Lan arkadaş, arka tarafta resmen mutfak vardı ya. Her şey yerdeydi. Pis herif. Şimdi takalım bakalım. Ayaklarını kaldırmayı unuttum lan. Niye gelmiyor durum, bir dakika. Tamamdır, bütün bağlantılarımız tamam. Ayak kalktı. El freni indi. Security tamam. Kablo tamam. Emergency line tamam. Artık gidebiliriz. Ayaklar kalktı mı gençler? Dövdü böyle. Kalktı. Elektrik çıktı mı? Çıktı. Kapıyı da kilitledik mi? Tamamdır. Evet, karavanın pis işlerini bitirdik. Anlamı yarabbim. Şimdi yola çıkacağız. Milano'dan şimdi çıktık. Karavan arkamızda. Doğru İsviçre'ye. 227 km yolumuz var. Akşamları saatimiz 9 diyor ama 10'da önce gideriz. Evet, şimdi İsviçre sınırındayız. İsviçre'ye doğru giriyoruz. Artık vinletimiz var. Herhalde hızlıca geçeriz. Evet, İtalya'dan İsviçre'ye geçişi gerçekleştirmek üzereyiz. Ve geçtik. Bitti. Bu kadar. Ortada bir polis amca. Bir ona bakıyor, bir ona bakıyor. Vinnetin var mı milletin diye. Devam. Evet, Lugano Gölü'nün yanından geçiyoruz şimdi. Hatta üzerinden geçeceğiz. Solumuzda bir minare. Sağlı solu göl güzel görünüyor ama şöyle bir bakalım görünecek mi tamamlamıyla. Şunu fark ettim, İsviçreliler İsviçre dışında hız kurallarına uymuyor. İsviçre'de çok fena uyuyorlar çünkü burada cezalar gelirlerine göre. Ama yurt dışında ya ne olacak ya, 200-300 liranın ne olacak yani. Öyle bir gidiyorlar ki. Herkes değildir tabii ama ciddi şekilde giden var. Şu an sağ solu çok güzel görünüyor arkadaşlar. Siz bir şey görüyor musunuz? Öyle hayal edin. Sağlı sollu gölden geçiyoruz şu an. Evet. İsviçre'deki yeşil de bir başka yeşil ya. Koyu yeşil böyle.
benzin alıyoruz. Bütün bütün bizim taraftaki pompalar kilit. Bir yer buldum, hemen kendimi attım sağa. Park yeri. Allah'ım ya Rabbim, o kadar güzel ki bak ta aşağıdan araba geliyor. Bayağı zigzag yapa yapa geldik. Bu şekilde. Bak polis geliyor bir tane. Çok güzel görünüyor be. Daha devam edeceğiz. 94 kilometre daha yolumuz kaldı ama Allah'ım yok böyle bir manzara ya. Yok böyle bir şey ya. Bu nasıl bir güzelliktir? Hay arkadaş. Alplerin üzerine çıktık, çıkacağız, az kaldı. Alplerdeyiz tabii de şu an. Muazzam bir manzara. Gözümüzün torbalarına dolduramadık onu. Uy. Ama buraya kampa mı gidiyorsun sen? Çok iyi ya. Bak da şu yoldan geldik. Aşağıda görünüyor mu? Şurada görünmüyor değil mi? Heh, arabaların ışıkları görünüyor tam orada. Hadi bakalım yolumuza. Devam. Boy ben bozaydım bir damla gözyaşına. Boy ben... Evet, karların seviyesine kadar tırmandık. Yani Alplerin üzerinden geçiyoruz resmen. The next day. Dün gece bu orman yerine geldik. Şöyle. Elektriğimiz var burada. Burası check-in yapılmadan önceki yer. Yani stop and go yeri. Buradan birazdan çıkacağım. İçeriye gireceğim kamp yerine. O yüzden şimdi girip bir check-in yapalım. Sonra 2-3 gün buradayız. Bugün yarın hava açıyor. Yarın tren gezisi yapacağız ama bugünkü amacımız Heidi'nin köyüne gitmek. Belki Liechtenstein'e de gideriz. Liechtenstein'de buradan 20 dakika. Onun bir başkentine gider, bir dolanırız orada da. Bakalım nasıl olacak. Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Hep beraber görmüş olacağız. Evet, kamp yerinin yanı. Şu an çok yüksek bir yerdeyiz ama hala daha etrafımızda yüksek dağlar var. Yanımızda nehir akıyor. Kahvaltı öncesi hep beraber ailecek bir dolanacağız nehir kenarında falan. Biraz açılalım. Sonra kahvaltımızı yaparız. Çok iyi ya. Bu tatil fikri yani bu şekilde çok güzel ya. Hiç plansız. Yarın yani bir tek yarını belki planlıyorsunuz, o kadar. 2-3 gün sonra hiç planlamadan çıkıp gezmek lazım bu şekilde. Vallahi. Yok, üçüncü gün şu otelde mi kalıyor? Yok ya arkadaş. Bundan sonra bir şey yok. Rastgele. Buranın ismi Wald Camping. İsviçre'deyiz. Sağda solda dükkanlarda kullanmalık indirimler falan filan da var. Şurada hangi sembol ne anlama geliyor? O var. Şurada da buranın haritası var. Şimdi information'ın oradan içeriye gireceğiz. Şu mavi çizgili olan şeritte bir yere bırakacağız. Orada elektrik olan yerler görünüyor. Eğer olur da kablonuz yetmezse bizde var dedi. Yani 50 metreye kadar kablomuz var. İstediğinizi alabilirsiniz. Ücretsiz kullanabilirsiniz dedi. Tuvaletler, banyolar, yemek yeme yerleri, çocukların oyun alanı, hepsi o information o tarafta. Karşıya geçebilirsiniz nehirden dedi. Orada da restoran ve shoplar var dedi. Restoran sadece bugün kapalı ama yarın açık olacak dedi. Benzin istasyonu vesaire karşıda dedi. Restoranda kullanmak için şöyle bir indirim kuponumuz var dedi. Onu da kullanabilirsiniz orada dedi. Wi-Fi'miz var, ücretsiz. Çok iyi ya, çok iyi. Hadi bakalım. Bir de şu başka bir form daha verdi. Bu formda da mesela yarın kahvaltıya bir şeyler sipariş etmek istiyorsunuz. Burada fiyatları yazıyor. Onları sipariş ediyorsunuz. Yarın sabah gelip alıyorsunuz. Akşam 16.30'a kadar sipariş ederseniz yarın alabiliyorsunuz. Bize verilen alan burası. Komple boş bir alan. Şöyle. Karşı taraftakiler uzun süreli kalanlar ya da buraları kiralamış olanlar. Biz günübirlikçi 2-3 günlük falan bize buradan veriyorlar. Şimdi şurası elektrik panellerinin olduğu yer. Hemen yan tarafında da su var. Tam merkeze gitmeyiz su için. Rahat rahat doldururuz. Ama şöyle şu çimen olan yer her taraf biraz batıyor. Böyle bir sert bir zemin bulduk burada. Şöyle. Ortaya da doğru bırakacağız biraz. Çünkü sert yer lazım. Arabadan iner inmez şeyden, karavandan. Şöyle corta düşmeyelim yani. O yüzden zaten bomboş. Buraya bırakacağız. Hem elektriğe hem de şeye yakın olmuş oluruz. Suya. Kapıyı da yol tarafa verdik mi? Tamamdır. Level'lama işlemimiz tamam. Seviyeyi doğru düzgün yaptık. 4 tane bacakla
Bir tane de kolla. Şöyle. Ön taraf biraz yukarıda, arka taraf az aşağıda. Gayet güzel oldu. Şimdi bu facility'lerin içine girdiğimiz zaman burada bir ilk yardım odası gibi bir oda var ama ilk yardım odası değil tabii, sadece ütü odası, çamaşır asma yeri ve ilk yardım odası. Hemen yan tarafta da çamaşır yıkama, kurulama ve temizlik malzemelerinin olduğu oda var. Tuvalet ve banyolar az ileride. Burada bir tane vending machine. Burada da bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yer var. Biz de getirdik bulaşık. Onları yıkayacağız. Şimdi tuvalet tarafını çekmeyeceğim ama mantığını anlatayım. Şöyle bak. Tuvalet ve banyolar tarafı 1, 2 tane kapıyla korunaklı. İçerideki ısı farkı yaklaşık olarak 6-7 derece. İçerisi çok daha sıcak. O yüzden gece tuvalete kalktığınız zaman donarak gitmiyorsunuz kampta tuvalete. O gayet güzelmiş. İç taraftaki facility'lere devam edelim. Şurada kahve makineniz var. Çay vesaire alabiliyorsunuz. Etrafta gezilecek yerlerin broşürleri falan var. Bir mutfak gibi yer daha var. Bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz. Böyle kütüphanesi var. Kitaplar. Şu sağ tarafta duşlar var. Erkek kadın duş. Şurada engelli yeri, bebek odası ayrı. Böyle bezini, çocukların bezini rahat rahat değiştirebileceğiniz, üstte oyuncaklı falan. Bu tarafta da çocuk kitapları var. Şimdi kahvaltıda biz Heidi'yi izleyeceğiz çocuklarla. Heidi'yi izledikten sonra da Heidi'nin köyüne gideceğiz. Evet, biraz Heidi izledik, iki bölüm. Şimdi dağlara çıkacağız. Çocuklar da çok meraklı izledi. Heidi ile tanışmış oldu. Tabii bu yeni versiyon. Biz eskiden daha eski versiyonunu izliyorduk. Daha keyifliydi ama bu da iyi işte, idare eder. Eskilerin çok görüntü kalitesi o kadar iyi değil. O yüzden düzgün bir şey açtık. Çıkalım bakalım dağlara. Heidi'nin köyüne bir gidelim. Hadi bakalım. Evet, geldik, arabayı park ettik. Aşağıdan gidin, 6 dakika yürüyün diyor. Şimdi aşağıya gideceğiz, 6 dakika yürüyeceğiz ama şu manzaraya bir bakar mısınız ya? Ya karşıdaki köyler var, aralarda yerler var. Aman yarabbim ya, şu güzelliklere bak. Şimdi Heidedorf'un oraya doğru gidelim bakalım. Çekiyorum, hazır mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çektim, hadi gidelim. Çektim oğlum. Hadi. Şimdi şuradan yürüyeceğiz, gideceğiz. Yanlarına gideceğiz şuradan, tamam? 6 dakika yürüyeceğiz, yanlarına gideceğiz. Köyün girişinde bizi bir tabela karşılıyor. Hemen bakıyoruz hoş geldiniz yazıyor mu diye. Yazıyor. Evet. Yokoso da yazıyor. Japonca. Yaraşşaymese. Yokoso yaraşşaymese yazıyor. Hoş geldiniz, buyurun diyor. He? Drones olmaz diyor. Drones olmaz diyor, evet doğru söylüyorsun. Köpek. Evet kızım, köpek. Gelin hadi. Şöyle biletler vesaire diyor. Evet, bir haritamız var burada. Önce haritayı izleyelim. Ondan sonra ona göre karar verelim. Evet, Heidi'nin kitabı ilk 1880'de. Johanna Sipri tarafından yazılmış. Şimdi gidelim bir şeyimizi alalım. Biletlerimizi alalım bakalım. İçeriye de girelim. Her çizimde tabii farklı şekilde çiziliyor. Her filmde farklı. 2005-2015 filmleri de var. Animasyonları da var. Bizim eskiden izlediğimiz çizgi film var. Bizim bildiğimiz bu normalde. Burada Heidi'nin farklı farklı kitapları var. Farklı dillere çevrilmiş. Japonca, Arabik, İtalyan vesaire de var. Türkçe de var burada. Üst temel eser arasında kısaltılmış metin olarak koyulmuş.
fiyatı ise 13 frank civarında. 13 euro falan. Biletlerimizi aldık. Önce S'ten başlıyoruz. Start. Sonra number one arka tarafta. 2 var, 3 var. Ondan sonra 4 gerisi geri buraya geleceğiz. Müze, üst katını falan gezeceğiz. Ondan sonra hediyelik eşyaları. Bakacağız, alacağız. 3 şurasıymış. 2 arka tarafta. İçilermiş bunlar. Gel. Bıh. 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 Gel, gel. He. Ne oldu? Ne hediyesin? Şşt, kavga etme lan. Buna da Erva ile Bera gibi. Şimdi de bir numara giriyoruz Haydi'nin evine. Bu ev 300 yıllıkmış arkadaşlar. Girişte de tabii filmden ve şeyden birkaç bilgi vardı. Çok enteresan aletler falan da var. Bu herhalde iyi taşı gibi bir şey. Çevirince sağlam torkla beraber yüksek hızda dönüyor. Eski zamanda kullanılan kar paletleri ve kar kızakları bu şekilde görünüyor. Burası da eski evin mutfağı gibi. Mutfak değil de ne derler böyle kileri gibi. Yani soğuk depo. Burada böyle yiyeceklerini falan saklıyorlarmış. Şöyle elekler vesaire var. Bilgiler şurada yazıyor. Sucuk falan asılmış gördüğünüz gibi. Çıkalım bakalım yukarı. Evet, burası ekmek yoğurup ya da işte ekmeği şekil verip fırına attıkları yer. Fırınlar böyle oluyormuş demek eskiden. Eski bir İsviçre evini gezmek de ayrı bir güzel. Bak, ne diyor burada? Don't touch diyor. Dokunma. Dokunma diyor. Peter ve Heidi'nin. Burada ne yapıyor biliyor musun Heidi? Şimdi Peter köyde yetişmiş ya. Peter hiç okuma yazma bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Harfleri falan. Heidi öğretiyor onu biliyor musun hepsini? Ya? Bak Heidi ona gösteriyor. Bak diyor böyle okunuyor, şöyle okunuyor diyor. Öğretiyor. Burada bir oda daha var böyle. Evet, sandık. Orada eşyalar saklanıyor Beracığım. Burada bir yatak daha. Bak burada bir de çatı katı var aslında. Buradan çıkılıyor. Yukarıya. Çıkalım mı? Atik varmış. Şey yani çatı katı arası. Böyle. Ya burada da bir tane yatak var. Beşik var. Eşya dolabı var. Öyle. Ama sağlam yükseklik. Burası da evin mutfağı. Bir 200 sene öncesi İsviçre'deki evler nasıl oluyormuş onu görmüş oluyoruz. Ama evin gerçekten yapım tarihi 300 sene öncesine dayanıyormuş. 300 senelik evmiş. Şu olay çok güzel. Yani biz küçük sobalara alışırız falan köylerden tamam ama bu çok sağlam, çok büyük bir soba. Demir döküm. Muazzam şeyleri var. Şimdi anonsa dedi ki bazı objelere dokunabilirsiniz ama çok yavaşça dokunun sonra yerlerine bırakın diyor. Şöyle bakın bölmeli bölmeli ocaklar var. Şöyle çok yavaşça bakalım. Yani sobanın mantığı çok güzel. Çok büyük. Hepsi ayrı ayrı bölme. Baba. Büyük bir ocak gaz gibi. Gazlı ocak gibi. Yani şu bildiğimiz soba mantığıyla çok açtın altını az açtın. Bu da. Aa, bu açmadan karıştırma mekanizması mı? Yemeği iyiymiş. Milletin eskiden aklı vardı da şimdi mi aklı yok anlamam ki. Tencereyi hiç açmadan karıştırma mekanizması. Şuradan da bakıyorsun işte. Ya da işte tuzunu biberini atıyorsun oradan buradan karıştırıyorsun. İnsan eskiden daha zeki gibi. Buradaki fırınla aynı zamanda evi de ısıtıyorlarmış. Ayda bir falan yapılıyormuş. Burada diyor ki there is no such thing as hard bread. Yani sert ekmek diye bir şey yoktur diyor. But having no bread is hard.
yani ekmeğin olmaması daha zor bir durumdur diyor. Tabii bu Türkçe'ye çevirince saçma gibi oluyor ama İngilizce'de cuk oturuyor, muazzam bir şey. Ya, ekmeğinizin olmamasındansa sert ekmeğinizin olması her zaman iyidir gibisinden bir şey. Evet, burası da banyo. Şöyle iki tane oturma yeri var, kova var. Yeri temizleme fırçası falan. Küçük de bir arkayı izleme camı var. Oradan ineklerinizi izleyebiliyorsunuz şöyle. Kızım burası banyo. Banyo mu? Evet. Banyo. Şimdi şurada fırın gibi yer var dedik ya. Orasının içine ekmekleri koyuyorlar, yapıyorlar. O kısımda bu taraf aslında. Buradan bayağı bir ısı yayıyor bu. Isı yaydığı için de böyle eski tip ütüleri burada var. İşte çamaşır asma yeri burası. Burada bir taraftan çamaşırlarını kurutup ısınması gereken aletleri de ısıtıyorlar. Burası da Heidi'nin kendi odası. Az önce şuradan çıkmıştım, tam görünmemiştim. Merdivenden çıktım. Bu oyuncağı, tren istasyonunda düşürdüğü oyuncağı. Beşik. Eşyaları. Böyle. Ayakkabıları. Çok güzel ya. Burada bir şey yazıyor. Son şunları göstereyim. Ayakkabıların altına takılan büyük çivili şeyler. Böyle karda rahat yürümek için. Çok güzel yapılmış burası da. Zamanına uygun yapılmış. Şimdi ikinci kattan çıktık. Şöyle. Arka tarafta keçilerin, hayvanların olduğu yerdeyiz. Trekking yolları var. Heidi'nin Alplere tırmandığı yer diye gösteriliyor. Ve Alplere çıkmış oluyorsunuz. Yani muazzam bir şey ya. Allah. Hay Allah, annesinin üzerindeyken yakalayamadım ya. Keçi annesinin üzerine çıktı da. Bakayım bakayım, aşağıda değil misin? Şu tarafta. Bak çıkıyor bir daha. Çıktı. Bak hiç annesinin şeyde sırtındadır, göstereceğim sana. Bu da Heidi'nin yaylaya çıktıklarındaki evi. Şöyle. Gelelim bakalım içine. 2 numara. Şurada kocaman bir sılaj var. Yani. Yani filmin başında görüyoruz ya, dedesi şey kesiyor. Odun falan parçalıyor işte. Sanırım o ev bu ev. Evet, içerideki yemek masasından falan da belli oluyor. Heidi'nin samanlarla kaldığı üst katta ev bu ev. Şöyle. Bunda yemek yiyorlardı falan. Baba biraz video da dönüyor orada. Evet. Dedesinin evi. Yayladaki. Samanlar falan. Heide'den vardı. Oradan Heidi'nin odasına çıkabiliriz. Hadi çıkalım yukarıya. Aa, dedesini gördüm ben. Dedesini mi gördün? Aa, dedesi oradaymış. Yürü. Çıkalım çıkalım çıkalım, gel. Ya Heidi ilk burada kalıyordu değil mi? Koyunlar falan geliyordu, yanına keçi geliyordu. Joseph geliyordu sonra. Evet, onun eski tekerlekli sandalyesi böyleymiş. İşte Heidi ilk burada yatmıştı ya, samanların içinde. Ay ay. Şaka gibi ya. Çocukluğumuza daldık. Eski anılara daldık. Ne bilirsiniz kızım? Burada alt katı. Ya Heidi böyle camdan bakıyordu burada işte. Evet, şimdi şu tırpanlar dikkatimi çekti. Bunların yüksek kollu, bu şekilde yapılmış tırpanları. Bizdeki tırpanlar direkt şuradan düz kol çıkardı böyle. Arkasına tutma yeri olmazdı. Bunların hem arkada tutma yeri var, hem burada. Ne güzel, bel ağrıtmıyor, el ağrıtmıyor. Şöyle tuttun mu? Alttan tut. Ya arkadaş, niye tartışıyorsunuz? Şunu niye yapamadığınız zamanda ya, Türkiye'dekiler? Ne tırpanlarla uğraştık eskiden ya, yemin ediyorum. Oy oy. Şimdi 3 numaralı binanın içindeyiz. Burası da Heidi'nin okulu. Hoş geldiniz diyor. Bak, çocuklar yaramazlık yapınca böyle yapılıyormuş. Söz dinlemezseniz bundan sonra böyle. Kuşk. Kuşk. Benim kızım pretending yapıyor. Yazıyormuş gibi yapıyor.
abisiyle öğretmen, teacher, student oynuyorlar. Öğretmen, evet, öğrenci. Buraya geçiyorsunuz. Evet, eskiden okullarda yapılan, öğretilen şeyleri gösteriyor burada. Bakın dikiş nakış da öğretiliyormuş eskiden. Şimdiki çocuklar okuldan mezun olunca neyi biliyor? Bir şey bilmiyor. Bilmiyoruz yani, yalan yok. Şurada körük var. Soba. Burada doldurulmuş bir tavşan var. Gerçek mi acaba? Gerçek yavrum. Gerçek mi? Evet. Okulun böyle bir mutfağı ve aşağıda da bir mahzeni var. Tekrar kilidi. Çok güzel bir koku hakim burada şu an. Mısır. Mısır istiyor. Evet. Bu eski öküz arabalarından ya da at arabalarından bizim köyde de vardı. Şurada bir buğday öğütme makinesine benziyor sanırım. Yani buğday öğütme demeyelim de başa ayırma diyelim daha doğrusu. Daha gerçek olacak. Şurada da dağdan toplanmış, kurutulmuş bitkiler var. Evet, çocuklara burada buğday, başak, saman, sap ve bulgur kısmını gösterdik. Öğretmiş olduk. Şurada da küçücük bir değirmen var. Burada da eski öküz sabanlarından var. Tarlayı süren sabanlardan. Şurada boyunduruk diyeceğim de onun gibi bir şey herhalde kafalarına geçirip ikisi birden yapılıyor. Bilmiyorum. Tam da emin değilim ondan. Böyle. Şu da otu toplaması için böyle bir elek yapılmış tırpana. Otu çok rahat yön vermesi için herhalde. Yine sapı uzun şu şekilde bir tırpan. Halen eskiden tabanlarım şişerdi böyle tarlada ot biçerken. O geldi aklıma. Ulan şunu yapmak için kafamız çalışmamış yani. Hadi biz gençtik be. Ama şu da saman taşıma arabası. Tek tekerlekli. Gayet güzel yapılmış. Yedek lastikler, kışlık lastik. Hadi bakalım devam edelim. Son olarak Haydi Müzesi'ndeyiz. Haydi'nin şarkısı ne zaman yapılmış, kim tarafından, onlar var. Kapakları var. 1974 yılında yapılan Haydi. 82 yılındaki şarkısı. 91 yılındaki Haydi, öyle öyle gidiyor. Biz bunu izliyoruz en son. Biz de işte bunu izliyoruz. Evet, biz 2015'tekini izliyoruz şu an evde. 2005 biraz kötü gidiyor. 2005'i hakikaten kim çizmiş ya? Haydi'nin yazarı Yohanna'nın resmi burada ve bu da aile soy ağacı. Farklı farklı kitapları, farklı basımları, farklı yayın evlerinin basımları. Yıllar geçtikçe böyle değişik değişik gösterilmiş. İlk kitapları da burada. 1880'de yazılan gerçek orijinal kitabı bunlar. Sonra yavaş yavaş filmler başlamış. İlk 1920'de Heidi of the Alps diye Amerikalılar yapmış. Sonra 37'de yine Amerikalılar yapmış. 52 İsviçre yapımı var. 55 yine bir İsviçre yapımı var. 58'de A Gift for Heidi yine Amerika yapımı. Almanya, Avusturya yapımı var. Orada Heidi sarışına dönüyor. 68'de yine sarışın. 78'de sarışın. 78'de başka bir filmde esmer. Şu İsviçre ve Almanya ortaklığıyla yapılmış. 26 bölünmüş o. Burada biraz büyümüş hali var. Neyse 89'da 93'te yine o bildiğimiz şekliyle 2001 2005 2015 bunlar filmleri. 2015'teki bayağı bir güzel gibi. Onu ben izlemedim. Netflix'te var. Reminder attık ama bize hala bir bildirim gelmedi. Arada bir online oluyor herhalde. Evet, şu 2015'teki filmdeki orijinal giyilen kıyafetler bunlarmış. Evet, Heidi'nin şu an üzerindeki kıyafet şu. Evet, Heidi'nin oradan çıktık. Şimdi bu ara yoldan güzel bir yere doğru gidiyoruz. Evet, şu an İsviçre'den çıkmak üzereyiz. Liechtenstein'a giriyoruz. Liechtenstein'da da bir kare ziyaret yapalım. Sonra geriye geleceğiz. Evet,
Evet, Liechtenstein'in başkenti Vaduz'a doğru gidiyor bu yol. Şöyle bakalım. Evet, kimse yok. Liechtenstein sokakları ayrı bir tatlı güzel. Şeyler çok güzel. Evlerin önündeki bahçeler, hemen bir çiçek, bir şey. Sokaklar tertemiz. Şimdi Liechtenstein'daki Burg Gutenberg Kalesi'ne geldik. Ta yukarıdaki. Onlara doğru çıkıyoruz. Şurada beyaz, lila ve koyu mor sümbüller var. Koyu mor olan bir güzel kokuyor. Aman yarabbim. Yok böyle bir koku. Evet. Liechtenstein'da güzellikler devam ediyor. Şöyle devam edelim bakalım. Şu İsviçre plakası biliyorsunuz. Bunlar da Liechtenstein plakası arkadaşlar. Şöyle değişik siyah plakalar. Yukarıya çıkıyoruz kaleye. Çok güzel bir manzara. Şuradan çok güzeldi fotoğraf attı. Tamam. Ben botlarımı getirmeyi unutmuşum. Keşke size de şimdi spor ayakkabısı giydirseydik ya. Unuttuk değil mi? Kale 1314'te yapılmış arkadaşlar. Şöyle içeriye girelim. İçerinin güzelliği. Pii. Çok güzel be. Burası Monaco'dan 3000 kişi daha kalabalık arkadaşlar. 39.000 nüfusu var. Almanca konuşuluyor ülkede. Bak bak, elektrik şeyleri falan var. Şurada bir inşaat var. O olayı bozuyor ses olarak. Olmasa muazzam bir huzur var ya. Şöyle şuna bak. Çok güzel be. Bayacığım nasıl manzara? Güzel. Kaç adım yapmışsın? Kaç adım? Önce bir tahmin et. 7200. 7600. İyi, yakın tahmin etmişim. Vay vay vay. İşte bütün Liechtenstein burası değil tabii ki. Daha dağların oraları falan. Çok hoş. Kalenin kapısı kapalıymış ama olsun. Buraya kadar geldik, yanından girdik. Bahçesine girmiş olduk. Güzel oldu. Şu manzara çok güzel şurada. Şu aradaki yukarıda köyler çok muazzam ya. Şuralar var ya. Nasıl bir doğadır, nasıl bir manzaradır ya. Biraz bir şeyler alacağız, sonra kamp yerine gideceğiz. Buradaki makineler Frank coin ile çalışıyor. Adama geldim dedim ya da bende euro coin var dedim. Sen ver bana, ben sana frank vereyim dedi. Yani normalde bankada mesela 70 frank çektim. 85 euro kesti. Ama buradaki abimiz direkt 20 franka 20 euroya 20 frank verdi direkt. Bir de 6 euro coin verdim. 6 euro frank 6 frank verdi. Swiss franc. 6 euro franc verdi. Neyse, adam birebir değişti ya. Ya hiç problem değil diyor. Artarsa franklerin getir bana, ben sana kesin geri euroları veririm diyor. Makinelerde kullan diyor yani. Beyacığım gel chess oynayalım. Önünü kapatsana biraz. Hadi. Sen sever misin chess? Hadi başlayalım. Dizelim. Diz bakalım. Diz bakalım. Diz beyazları diz, hadi geriye. Fıfır yok, fıfır yok. Ver hadi, çek bunu, çek. Kendine çek. Ortada kaldı. En sevmediğimiz olay. Nerede top? Şurada, ortada.
Hadi Erba, hadi. Kalecilik yap. Aferin. Aferin. Şunu he. Getir getir getir. Hadi vur. Vur. Aferin ki sana. Al sana. Al sana. Al sana. Abi. Akşam yürüyüşüne çıktık. Çok güzel uzun bir yol bulduk kampın yanında ve mükemmel bir nehir var. Çok sağlam gürültüsü var. Sağlam sesi var. Şöyle sonuna kadar yürüyeceğiz yolun bakalım. Saatlerimiz şu an 20-23. Evet. Day. Evet, sulularımızı doldurduk. Yola çıkıyoruz bakalım. Hazır mısın? Evet. Evet. Hadi şapkanı tak bakalım. Tam, evet ama takamıyorum. Onda şey var ve saçımı takılabilir. Burnum aktı senin. Soğuk mu? Değil. Yapma öyle. Ağzın pislik. Evet. Dur burnunu silerim artık. Evet, şimdi trene biletimizi aldık. 50 dakikamız var. Bernina Express panoramik olan tren değil de aynı yolu kullanan başka bir trenle gideceğiz. Çünkü diğeri dolmuş. Yarın sorduk. Yarın da dolmuş. Onlar önceden doluyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama biz hazır gelmişken yapalım dedik ve aynı yolu, aynı rotayı kullanan başka bir Bernina treniyle gideceğiz. Moritz'e kadar gideceğiz. 2 saat. 2 saatte geriye döneceğiz. Erva bedava. Toplamda verdiğimiz ücret 187 frank. 3 kişi sayılması oluyor. Bera biraz yarım herhalde. Hanım ben. Round trip. Gidiş geliş. Evet, Bernina Express olan solumuzdaki günde bir kere varmış arkadaşlar bunlar. Büyük camlı. Sabahleyin 8.58'de mini buradan kalkıyormuş. Tek tren. Biz şunlarla gideceğiz. Onların da camları normal. Kafamız yeter oradan. Bakarız. O saat başı var. Şu günde bir kere var. Ve 3 kat daha pahalı. Yetişkinler 84 frank. Bera 19 frank. Bu hanımefendi de bedava gezi. Baba. Evet, biz de o büyük trene biniyormuşuz. Ben az önce yanlış söylemişim. 10.58'de çıkacağız yola. Sonra Saint Maurice'e doğru gidiyoruz bakalım. 2 saat yolculuğumuz var. Tren oldukça boş. Şöyle masalarda oyun oynama yerleri falan filan da var. Çeşitli oyunlar. Çocuklar için de böyle tren içinde bir tren yapmışlar. Slide. Şuradan çıkıyorsun, oradan atlıyorsun, kayıyorsun vesaire. Orada da içeride oyun yeri var. Bizimkiler girdi oraya, oyun yerine. Saat 10.58'de çıkacağız yola ve 13'te varmış olacağız. Dolayısıyla 2 saat 2 dakika bir yolumuz var. Sonra gelince de birkaç farklı fikrimiz var bakalım. Uyarsa açıkken yetişebilirsek onları yapmayı düşünüyoruz. Normalde Tirano'ya kadar da gidebiliyorsunuz bu trenle. Yani İtalya'ya kadar gidiyorsunuz. Şu an Çur'dayız. Bu şekilde güneye doğru gideceğiz. Önce Tussis, sonra işte Flesur, Bergün ve Semedan'dan sonra Moritz'te duracağız. Moritz bir göl kenarı. Orada ne kadar dururuz bilmiyorum ama geri gelip şurada birkaç aktivite yapasımız var. Bakalım. We'll be right back.
Çok güzel be, çok güzel ya. Şimdi o meşhur köprüden geçeceğiz. 65 metre yüksekliğinde bacakları var. Küçük bir açıklama yaptılar. Şöyle köprü karşıda görünüyor gördüğünüz gibi. Spinas'a geldik. Geri gidiyoruz artık geldiğimiz yere. Spinas'taki tünel 1903 yılında açılmış. 1850 metre yüksekliğinde rakımında Alpler'deki en büyük ikinci tünelmiş. 2024'te yeni tünele bırakacakmış yerini. Güvenlik tüneli olarak kullanılmaya devam edilecekmiş. Adamlar 1903'te 1800 metre yüksekliğe 8 kilometre uzunluğunda tünel açmış ya.
Şimdi Liechtenstein'in az kuzeyinde bir yere geldik. Şöyle teleferikle yukarı çıkacağız. Sonra sledge ile aşağıya ineceğiz. Şöyle şey var, kaydırak. Kaydırakla bir aşağı ineceğiz. Yaklaşık 1 kilometre kadar yolumuz oluyor. Şöyle iki şartlı bineceğiz. Şöyle bakalım nasıl olacak uçaklarla. İnşallah güzel olacak. Yani, teleferikle çıkmayabiliriz herhalde. Bununla çıkacağız ya. Şöyle elektrikli bizi yukarı kadar çıkartıyor galiba. Sonra ineceğiz aşağıya. Öyle. Bayağı advanced bir park ya. Baksana neler yapıyor. Güzel bir yer. Heh, parkın ismi Kronberg. İsviçre'nin içinde yine. 5'te kapanıyormuş. Biz de anca bu saatte yetiştik. Tren yolculuğumuz vesaire derken saat bu oldu. Gel Beyacığım şurada okuyalım bakalım nasıl yapmak gerekiyormuş. Bilet almak diyor. Bu kurallara uyacağınız anlamına geliyor diyor. Bunları bağlayın diyor bak. Emniyet kemerini falan. Acceleration ve brake. Acceleration'da ileri itiyorsun, brake'de geriye çekiyorsun. Tamam. Öndeki kişiyle 30 metre boşluk bırak diyor en az. Evet, Erva ile bindik. Gidiyoruz şimdi tepeye kadar çıkacağız. Bayağı da yukarı çıkacağız ha, şurada tırmanacağız. Şurası çok yüksek. Evet kızım. Evet, Erva ile indik aşağı. Erva hiç tutunmadan şey yaptı. Yok oğlum şu an yapmıyorsunuz, şu an değil sonra. Erva hiç tutunmadı. Eller havada geldik. Tabii benim eller şeydi. Şunu ileriye doğru bastırmanız gerekiyor. Go olması için. Yani iki elle beraber bastırmak gerekiyor. Dolayısıyla iki elim birden gazdaydı. Çünkü bırakınca fren olmuş oluyor. Buraya başka zaman da gelinirmiş. Çok güzel bir parkı var. Evet, oldukça güzel. Şu tepeye çıkıyoruz. Baya baya yukarı tırmanıyoruz. Sonra salıyoruz aşağı. Baya aşağı. Eğlenceli miydi? Evet, biraz. Biraz mı? Evet. Yavaş mı geldi sana? Evet. Ablam GTA'lardan sonra bir şey kesmiyor. Bir de go-kart'a gidiyor şimdi. Hıza çok alışık kendisi. Yüzüne süsker vurmasına falan. Şuradaki inekleri göstereyim sizlere. Muazzam bir köyün içinde. Acayip güzel. Abi. Tamamladık iki turumuzu. Şimdi park kapandı zaten. Saat 17 oldu. Anca yetiştik ama iki kere yaptık. Güzel oldu. Beyacığım bir değerlendirme alayım. Eğlenceli miydi? Evet. İlk önce yavaştı. Annemle beraber. Ben sesim. Annemle beraberken yavaştı diyor. Biz beraber ağır olduğum için. O kadar hızlı gidebildik. O kadar hızlı gittik ki öndekini bile yakaladım. Evet, biz beraber gelirken hiç fren yapmadık. Öndekini yakaladık, sonra bir daha durduk. Onlar biraz daha gitti, sonra bir daha tam gaz. Sonra da gem durdu. Evet. Evet, bir de işin kampın bu tarafı var tabii ki. Şimdi bulaşıkları yıkamaya gidiyoruz. Çocuklar da oynamaya gitti. Ha, görünüyor orada. İyi akşam saatinde oynasınlar, yarım saat. Sonra bunları yıkayıp geleceğiz. Merhaba, başkasıyla orada trambolin oynuyor. Bulaşıkları yıkadık geldik. Bera da birini kafalamış burada. Şey oynuyor. Satranç oynuyor. Adam girişken ya, aslanım benim. Az önceki oynadığı abi 9 yaşındayken Zürih şampiyonu olmuş. Satranç onunla beraber oynadılar. Bera'nın bu yani 10. oynayışı falan, beraber oynadık. Şimdi geldi yanıma, dedi ki bu uşakta çok yetenek var dedi. Ben de dedi işte 9 yaşında Zürih şampiyon oldum falan. Berabere kalmışlar Bera'yla. Belki yenmek istememiştir bilmiyorum ama berabere kaldık dedi. Çok güzel oynuyor dedi. Öyle. Aferin lan. Sıpa. Eşek sıpası. The next day. Evet, Bera'yla sabah yürüyüşüne çıktık. Yürüyeceğiz. Biraz adım yapacağız. Bera her gün 10.000 adım yapmaya çalışıyor. Hadi bakalım. Doğa muhteşem. Niye yürümeyelim değil mi? Let's go. Trenler seviyorum.
Evet, Beray'la yürüyorduk. Arılara geldik. 5000 arı var burada diye. Daha fazla vardır, evet. Çok gitme yavrum o tarafa. Gel. Kozalak toplamak istiyormuş. Kozalak bulacağız. Şu çamların dibine bakalım. Bunların kozalakları büyük olmaz. Gel. Bunlar böyle küçük olur. Bak nasıl olur biliyor musun? Şöyle olur. Şöyle. Aa, tren geliyor. Gel. Koş koş koş. Çok yakına gitme. Çok yakına gitme. Az uzaktan izleyelim. Sence nereden geldi? Bence buradan. Bence sağdan gelecek. Çünkü soldan az önce geldi. Evet, kapılar kapandı. Bakalım nereden gelecek. Neyse, bu sefer fotoğraf çekeyim ben. Video çekmeyeyim. Az önce çektim videosunu. Bak, tam kayanın arkasında balık var. Alabalık. Gel, yavaş, yavaş, yavaş. Tam burada saklanıyor. Aşağıya bak. Suya bak, bunun altında. Elini azıcık dokundur suya. Çıkacak. Yakalayayım mı balığı? Gel sen böyle. İstiyorsan yakala ama. Çekil, geri git. Su bumbuz. Dere şey, yol boyu su gidiyor ama çok temiz akıyor. Böyle dağlardan, yol kenarlarından falan geliyor su. Şurada elek var. Çok iyi değil mi ya? Şöyle. Elekten şeyler geçmiyor. Parça pirçik, pislikler geçmiyor ama elekte de pislik yok. Yani su zaten temiz geliyormuş. Çılop. Güzel bir köy gördük karşıdan. Aşağıda göl var, yemyeşil. Köyde de güzel trekking yolları var. Onlara doğru gidiyoruz. Yani çok anlatılacak bir şey yok da muazzam. O kadar diyelim. Muhteşem. Şu güzelliğe bak ya. Beni koysunlar bahçeye, ben de otlarım böyle manzarada. Ha, şuraya bak. Evet, bu köylerin arasına geldik. Burada çok güzel bir guide var. Biz şu an şuradayız. Amden yazan yerdeyiz. Madstock teleferini alıp yukarıdaki restoranın oraya çıkabiliyormuşuz. Bir bakalım. Sonra aşağıda şelaleler falan var. Oraya gideceğiz. Muslen şelalesi diyor. Manzara muazzam burada. Evet, arabayı bıraktık aşağıya. Şimdi çocuklarla beraber trekking yapıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz köylerin içinden. Bu yol aynı zamanda yürüme yolu olarak adlandırılmış. Aşağıdaki tabelada baktık. Köy ta şu aşağıda kaldı. Böyle dolana dolana geliyoruz ama nasıl zevkli yarabbim. Birazdan gölü de göreceğiz aşağıda. Şu an görülmüyor. Turkuaz renginde. Söyle kızım. Orada park var ya. O kaydırak var ya. Evet, ondan kayarız birazdan, olur mu? Olur. Tamam. Korkmam inşallah ha. İnşallah ha, korkmazsın ha. Benim tadı yüzünden öyle. İşte dağların güzelliğine bak. Araba mı yere? Islandı ama. Allah'ım şu manzaraya bak ya.
Manzara çok güzelmiş. Evet. Beyefendi çok güzelmiş. Buz. Burada insanlar barbekü yapabiliyor. İnsanlar o kadar ölçülü ki bakın şuradaki ağaçları bitirmiyorlar. Mangal için kullanıyorlar. Yani herkes ihtiyacı kadar. Adam 3-4 tane almış yapıyor. Sonraki gelenler de alıp kullanıyor işte. Köy yerinde bir benzinci buldum İsviçre'de. Bir taraf güzel, bir taraf 95'lik. Diğer yerlere göre de oldukça uygun fiyat. Yani İsviçre'ye göre bayağı uygun fiyat. Evet, 25 bin adım yaptı beraber bugün. Merhaba. 14 kilometre toplam yürümesi var arkadaşın. Yerinde durmuyor. Adım sayıyor şu an. Böyle de mi sayıyor adım? Evet. O cheating yapıyorsunuz o zaman. Evet arkadaşlar, son akşamdayız. Arabayı bağlayacağım. Yarın sabah 8-9 gibi yola çıkıyoruz. Herhalde bundan sonra da başka bir şey çekmem artık gerek de yok. Eğer ola da 3-5 kişi videoyu buraya kadar izlediyse eyvallah. Hadi. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kapatıyoruz birazcık. Hadi. Görüşürüz de. Hadi. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Yamulturum seni. Artist misin lan sen? Ha? Artist misin? Gel. Bak burayı görüyor musun? Burayı açtım. Burada doldur. Yamuk tutuyorsun, dökülecek biraz. Yamuk git. Tutuyorum da burada. Hadi bunu koy içine. Oradan hiç dökülmez. Orası daha yüksekte. Koy içine. Sonra yavaş yavaş kaldır. Heh. Şimdi yavaş yavaş kaldır. Kaldır. Dökülsün şimdi orada içine. Heh. Böyle yolda kalmış arabanın benzin deposunu doldurur gibi düşün. Oldu mu? Olmadı. İyice bitir. Biraz geriye çek. Sonra bir daha kaldır. Geriye çek. Azıcık geriye. Heh, bir daha sonra kaldır şimdi. İçinde su var mı? Bak şöyle yapıyorsun. Az önce çok yapınca yanaştıramıyorsun ya. Azıcık geriye çekersen daha yukarı kaldırabiliriz. Heh, zaten son geçmiş. Ah, bu 10 kere daha yap bunu. Sonra dolmuş olacak hadi. Ha, beleşçilik yok. Hadi. Çocuk işçi çalıştırıyoruz. Yürü bakalım. Susadım çeşmeye. Varmaz olaydım. Elinden bir tas su. Sen de bir şey yapmak istiyorsun. Erbaba bundan 10 kere yaptım. Bu çok ağır bir şey. Sana başka bir iş verelim. Ne verelim sana? Şu an yok ama vereceğim birazdan bir iş. Bir ıslak mendil bulursak buraları sil, tamam mı? Şurayı silmemiz gerekiyor. Islak mendil bulursak burayı silmemiz gerekiyor. Tamam mı? Hı-hı. Ama bekle şimdilik. Birazdan. Şuraları. Evet. Oralar kirli. Sonra oranın paspasını yayacağız. Oranın paspasını yıkadım ben. Süpür köşeleri falan. Ha, bak. Şuraları. Şurası da var. Heh. Bak sonra arada da pislikler var. Bak burada. Onları da. Şöyle. Biraz... Az yardım edeyim sana, bak dikleyelim. Şu araya girmesi lazım şöyle.
Şöyle. Gördün mü nasıl temiz oluyor? Evet. Şöyle. Heh, burayı da sen yap böyle. Sonuna kadar gel hadi. Şöyle, şöyle. Yavaş yavaş. Pislikler gitti. Sil devam et ha. Yenisini vereyim mi bir tane daha? Evet. The next day. Evet, check out yapıldı. Son bulaşıklar yıkandı. Karavan temizlendi. Atık sular atıldı. Taze sular koyuldu. Karavanın içi de süpürüldü. Eşyalar bagaja yerleşti. Çocuklar tuvalete gitti. Artık çıkabiliriz. Kahvaltımızı da yaptık. Kahvaltının oluşturduğu bulaşıkları da yıkadım. Gidiyoruz şimdiki. Ne oldu? Sinek mi geldi? Baba. Keşke trampolin alsak ama onunla da çok pahalı. Evet ya, trampolin alsak keşke ama alamayız. Çok pahalı. Baba. Biz niye kastırdık? Parka gitmiyoruz sen de evimizde. Gidersiniz kızım, gidince havalar güzelleşiyor artık. Zaten havalar güzel oldu artık. Evet. Değil mi baba? Evet inşallah. Son olarak da elektrik kablomuzu çıkartıp şöyle sile sile toparlayacağım. Ondan sonra işimiz bitti. Ve ne diyesin orada uşağım? Dün gittiğimiz o muhteşem köyün karşısına geçip gidiyoruz şimdi. Çok güzeldi be. Evet, karavanımızı getirdik, bıraktık. Artık çekidemiriyle işimiz bitti. Bunun yerini kaldırabiliriz. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şöyle bir özet geçelim. 3537 kilometre yapmışız. 50 kilometre sonra sıfırlamıştım ben bunu. Yani 3580 civarı diyebiliriz. 57 saat 54 dakika araç kullanmışım toplamda. Tabii şeyli olunca, nedir o, karavanlı olunca bayağı bir yavaş oluyor. Evet, arkadaşımız bayılmış burada. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere. İsviçre'nin en doğusundan, Liechtenstein'in oradan sabah 9'da çıktık. Şu an saat akşam 9. Eve geldik çok şükür.